Ünver Kaynak, İç Uçak Mühendisliği bölümünden 1979 yılında lisans, 1981 yılında yüksek lisans dereceleri almıştır. TÜBİTAK bursiyeri olarak ABD Stanford Üniversitesi'nden 1984 yılında makine dalında yüksek lisans ve 1986 yılında havacılık ve uzay dalında doktora dereceleri almıştır. Doktora çalışmaları sırasında 1983-1987 yıllarında NASA Ames Research Center'da araştırmacı olarak çalışmıştır. Türkiye'ye döndükten sonra 1988-2002 yılları arasında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi'nde insansız hava araçları, bölgesel yolcu uçakları projelerinde proje mühendisi olarak ve Airbus A400M uçak projesinde program yöneticisi ve proje şef mühendisi olarak çalışmıştır. 1989-1990 yıllarında ODTÜ'de kısmi zamanlı doçent, 1995-1997 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde tam zamanlı, 2003 yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde kısmi zamanlı ve 2014-2017 arası TOB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde tam zamanlı profesör olarak bulunmuştur. 2017 yılı sonundan itibaren Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde çalışmalarına devam etmektedir. Şimdi sunumları dinlemek üzere Profesör Doktor Ünver Kaynak hocamızı kürsüye davet etmek istiyorum. Değerli konuklar, sevgili öğrenciler, değerli katılımcılar, sabahki derslerde öndeki hocalarımızdan aslında uçak sanayi konusunda başlangıç konusunda güzel bilgiler aldık. Ben de son proje anlatmadan önce genç arkadaşlar yan bu işi yapıyorlar. Bir ara dönem var o sırada geçirdiğimiz. Bu dönemdeki tek de duyulmamış, kimse yarım kalmış, kimse ticari alana intikal etmiş bazı. Kimse ticari, kimse askeri projeler var. Bu toplantının da amacı bir yerde bir geçmişimiz var bu konuda için unutulmasın diye ben de elimden gelen katkı yapmak üzere birkaç tane size bugün proje soracağım. Sanayi geçirdiği devirler çok konuşuldu ancak ben de bunu sanki sanat tarihindeki gibi sınıflamak istiyorum. Bir tanesi klasik ve romantik dönem. İşte devlet tarafında TomTaş, Türk Hava Kurumu, Uçak Fabrikası, BK gibi kamu kuruluşları yanında efsanevi kişiler Nurettin İlhan, Beci Yurtmuş ve Selahattin Ağabey'de özel sektördeki önde gelen öncüler tüm bu gruba işte 1950 yıllara kadar, hatta 56 olduğunu bugün öğrendim, klasik dönem diyoruz. Bu artık çok konuşuldu ve anlatıldı. Hala da anlatılma yerleri vardır. Bir de bir ara dönem var diyorum ama klasik çağdan modern çağa geçiş diyorum. Bilmiyorum ne kadar doğru. İsterseniz ne o klasik bir var? TUSAŞ tabii, bu da efsane bir girişim. Kendi uçağı kendi yap, hepimizin gururla üstünü kapatarak gezdiği bir slogan oldu tabi. Yani aslında bir hepimizin bir işittiren şey oldu. Kendi uçağını kendin yap. Daha sonra modern dönem tabi geliyor. 1980'li yıllarda vakıf şirketleri aracıyla tüm bu işte Atay'ı, Aselsan, Burgesan, T'yi yazmamışım, Havelsan. Bu dönemde de modern dönem diyoruz. İşte Selçuk Bey'in, Sabahattin, Selçuk Göçer, İstanbul'dan sınıf arkadaşımdır. Onu artık ben de verdim. Allah'tan bu modern dönem şirketleri artık kapatamayacak kadar büyüdü diye düşünüyorum. Gelelim TAİ özelliğine. TAİ'de tasarım ve gelişim bölümü aslında F-16 gibi çok klasik bir proje yanında. Ya bizim de tasarım ofisimiz yok. Sonları muhatap olmaktan artık sıkılanmıyor diyeyim. Yöneticilerin kurulduğu bölümde. Çünkü böyle modern bir tesiste Arge veya tasarım gelişim bölümü olmaması düşünülemezler. Bu yüzden çok mütevazi bir başlangıçlar 1987 yılında herhalde Prof. Dr. Mehmet Kıcmalik tarafından tasarım direktörü olarak bu bölüm başlatıldı.
bu sefer otomatik bölüme daha önce konuştum CERN tarafından. Bu iki girişim aslında bu işi çekirdeğe şartta teşkil etti. Mehmet Hoca aslında şöyle, gerek Cevat Hoca gerek Pişman Hoca aslında inşaatçıdır. Fakat ikisi de uçakçıda taş çıkacak noktaya geldiler. Mehmet Hoca'nın Rockwell'den şey vardı, tecrübesi vardı. Daha sonra Ali Geç Güldük bu toplantıdan sonra bir anlama yapacak kendisi için. Baş tasarımcımız da Ali Geç Güldük'tü. O da Manchester mezunu. Şey bilmiyorum, Manchester United miydi yoksa Manchester City mi taraftarlarını bilemiyorum. Biraz büyük bir rekabet vardır. Lemmasını söylesem. Kendisi tabii seçkin bir insandı. Kendisine bahseden arkadaşımız var, yakından tanıyan. Kendisini önünde saygı ediyoruz, anısı önünde. Bir de bir akademisyenler grubu vardı, başta ben olmak üzere. Gürsel, Erasimdoğlu, Altan Kaylan, işte bugün Otto Hoca'nın profesör, Söz Kardeş. Bir de ODTÜ Havacılık, Kimya, Elektronik bölümünden mezun, işte Özden Erten, Mevzu Varlas, Hüseyin Yağcı, ki bunların çoğu bugün TAİ'de yönetici, Bülent Komkem aramızda zaten. Mevzu Varlas yarın gelecek. Bir de gene unutulmaz üç tane danışmanımız, bir tanesi Bilim Serdar. Biraz daha göstereceğim uçaklarının çok bilgisi var. Michael Flint, o da çok iz bıraktı bizde. Guido Pesotti. Tasarım gelişim bölümünde bir dizi proje gerçekleştirdik. Bunların dört tanesi gerçekleşti. Huawei Expert, İnsan Savaracı ve bizim ilk özgün tasarımımız. TG Expert, silahlı keşif gözlem uçağı. Buna ilgili bir video da göstereceğim bugün. Zio, zira ilaçlar uçağı yarın atılacak. Bir de Turna uçağı var, Ender uçağı. Bu da yarın atılacak. Bunlar uçan uçaklar. Bir de uçkan ve kağıt üzerine kalan uçaklar var, proje olarak. Bir tanesi E-19 bölgesel yolcu uçağı. Huawei XP, Huawei'den sonra değiştirmek niyetinde olduğumuz çift motorlu bir yüksek itfaiye uçağı olacaktı. Fakat gerçekleştirilmedi. Kargi ise bugünkü son füzeye benzer bir şekilde gemi anti-ship misali diye düşünmüştük. Bunu planlar yaptık ancak gerçekleşmedi. Bir de jet eğitim uçağı unutuldu. Bunlardan ben bugün Huawei X1'de biraz bastıktan sonra biraz TG X1 üzerinde duracağım. Tayin projesi Huawei X1 insan savaşıdır. 1989-1992 yılı arasında SSM desteği başlamıştır. $278,000 diye hatırlıyoruz. Daha sonra bu konu gitmiş anlaşılınca ek destek geldi. Trainer harcamalarıyla bu proje $828,000 diye kayda geçmiş. Bu proje çerçevesinde iki elde kompozit gövde yaptık. ODTÜ Havacılık'tan yardım aldık. Gerek bilgisayarda sayısal benzeşimler ve gerek rüzgar türenlerinde hocalarımız için yardımcı oldular. Hatta gerek Nazır Hoca, gerek Cahit Hoca, gerek Kalsoğlu Hoca burada çalıştılar. Otomatik yok. İtalya modeli, esnek modeli, otomatik pilot ki esnek pilot sonra bayağı Garmin gibi standart bir şey oldu, çok başarılı oldu. Belki denemeyi bize üzümüz yaptılar, bir sebep o da olabilir. Buradaki danışmanlarımız bir tanesi William Sadler, Bill Sadler. Huawei X1'in pilotluğuna Sadler yaptı. Dediğim gibi otomatik pilot sonra Mike Flint danışmanımız da. Bu uçak uçuş iki adet prototip yapıldı, bir tanesi uçtu. Uçuş testleri 1992 yılında, öncesi Hibisar'da, bahar aylarında, Denizli Çardak'ta yaz aylarında, daha sonra son uçuşlar Afyon'da yapıldı. Tek bir meydan turu yapıldıktan sonra proje bitirildi. Burada sol tarafta tasarım ve geliştirme bölümü artı Yoz Güreş ya bir şey oldu aramızda. Tekstil bölümü var sol tarafta, bu tarafta. Burada elimizde tabii genç elleri var. Beni burada bulamazsınız sanırım. En sağdaki kişi benim. Belki çok değişmişimdir. Turgut Yalçın burada. Kendisini buluyor Turgut. Evet. Evet. Mehmet hocamız da şeyde. Bir de Ali Beş Mühendik uçağı tasarımcısı. Büyütmek uçağında mümkün değil. Sağ tarafta ise uçağın bir görüşü var. İşte üstler kanatlı,
arkada itici pervaneler, çift şeyde, dümen geldi şeyde, istemiz öyle. Bu uçağın mühim bir vasfı da çok büyük, güç bir ağırlık orada sahiplenen Norton dönel motoruydu. Orada da bir şanssızlık yaşadık. Norton motoru 01 seri numarada ilk motoru bize satmış. Bu motorun bütün kurallarını biz sözlük. Hatta aramızda bulunan Ali İşleroğlu'ndan bir ilgilişimiz var, anımız var. Kendisi traktör fabrikası çalışmış motorcu olarak. O kadar mühendis bir araya geldik, çözülmedik. Bunu Ali çözmüşler. Buradan da bahsedelim kendisine. Buradaki diğerler tabii tasarım hedefleri. Bunların çoğu ya çok geride kaldı ya aşırıda ya hiç gerçekleşmedi. Mesela 12.000 fit diyoruz, hiç çıkmadı 10.000 fit'e. Hiç bu menzile gitmedik ama bunlar tabii bu kadar yakıtı koyarsanız bu kadar gider tüm hesaplamalar. Uçuş mesele konusunda bayağı şey yaşadık. Vukuat yaşadık. Sol tarafta Deniz Çardak'ta bir kırımdan sonraki fotoğrafı gösterebiliyorum. İşte burada hasarda minimal, sadece ön iş takımı sol tarafta görünüyor. Büyük ihtimalle termalde yaşattı hasardan da. Gördüğünüz gibi tek senelerde otobüde bir şey oldu mu diye kompartman atmışlar. Otobüde çıkartmaya çalışıyorlar. Arka tarafta da nasıl bu yaptık, bu kazayı yaptık diye bir kumayeti düşünüyor. Şimdi tabii burada ancak bu resmi koyabiliyorum. Böyle koyabilirsem gösteremedim. Başka isimler de var. Özel bölümde. Onları ancak bir kısa gösterebilirim. Sağ tarafta ise en son Afyon'da yaptığımız test uçuşu. Bu uçakla tek bir meydan turu yaptık. Ve proje tatil oldu. Daha sonra daha uzun destek bulamadık. Uçuşu yapan kişi bilseldir. Enteresan bir şekilde bu uçağı, bu uçuşla gezici bir şekilde yerde sürülen bir araç işlemi yaptık. Aracı Mehmet Kıcmaracı kullanıyordu. Yan tarafta da radyo kumanda cihazıyla bilseldir. O şekilde uçuş. İki adet. 160 km. Bu top işte enteresan. McDonald's Apache helikopterinde kullanılan M-200 topunun bir çelikten makete TG geldi. Şey tarafından. McDonald's'ın temsilcileri gönderildi. Biz uzun müddet bu ağırlıkta ve bu tepkide topu nasıl yerleştiririz diye yaptık. Geri tepmesi, ağırlığı, bunun beslemesi, damlayla nasıl olur diye. Sonuçta şu noktaya varmıştık. Biz buna 300 el şey yerleştirirsek, 300 mermi ve bir damlayla kök arkasına dolaşabilirsek 300 mermi yer çalıyorduk. TRT yayınlarının İstanbul'dan sonra ikinci il olarak Eskişehir'den izlenmesi için önce akademide TV verici istasyonu ile siyah beyaz eğitim stüdyolarını, daha sonra da Türkiye'de ilk renkli televizyon sistemi Eskişehir'de kuruldu. 1971'de iletişim teknolojisinin eğitimde kullanılmasına ve uzaktan öğretim ile buna ilişkin yöntemlerinin açık öğretim modeli şeklinde Türk eğitim sisteminde yer almasına ilişkin olarak başlattığı çalışmalar ve 1973 yılında eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla hazırladığı Türkiye için açık öğretim modeli projesi YÖK Kanunu ve 41 sayılı kanun hükmündeki kararname ile açık öğretim fakültesi olarak ülke çapında ve Batı Avrupa'nın 6 ülkesiyle Kuzey Kıbrıs'taki Türkler için uygulamaya konuldu. 1982 yılında Yüksek Öğretim Kanunu ile üniversitelerin yeniden düzenlenmesinin takiben Cumhurbaşkanı tarafından Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne getirilen Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen döneminin bitiminde 1987 yılında Cumhurbaşkanı tarafından ikinci kez rektörlüğe atandı. Bu görevin yanı sıra Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu üyeliği ve kurumun iki dönem başkanlığını yaptı. 1993 yılında Yüksek Kurul yerine Rütük Kanunu'nun çıkarılması ile görevinden ayrıldı. 1992 yılında yapılan rektörlük seçiminde en yüksek oyu alması sonucu tekrar Cumhurbaşkanı tarafından rektörlüğe atanan Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'in bu görevi, YÖK Kanunu'na ilave edilen iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz hükmü nedeniyle sona erdirildi. Akademi başkanlığı ile rektörlüğü sırasında çeşitli eğitim, araştırma ve yayın kurumlarının kuruluşunu sağlayan, Anadolu Üniversitesi'ni bünyesinden 3 yeni üniversite daha çıkacak kadar büyüten,
Çeşitli kitap ve makaleleri olan ve 1993 yılından sonra Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığı'nın yanı sıra İletişim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevinde de bulunan Büyükerşen, kurucuları arasında yer aldı. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın yönetim kurulu başkanlığını yapmış olup, bütün Türkiye'de çağdaş halk evleri ve köy enstitüleri modeli diye nitelendirilen eğitim parkları ve semt eğitim bilimlerinin kuruluş çalışmalarını sürdürmüştür. 18 Nisan 1999 seçimlerinde oyların %44'ünü alarak DSP listesinden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Büyükerşen, aynı zamanda Avrupa Komisyonu Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türk Delegasyonu Başkanlığı'na getirildi ve 2004 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen, 29 Mart 2004 seçimlerinde oyların %45'ini alarak ikinci kez, 24 Mart 2009 yerel seçimlerinde bu kez oyların %52'sini alarak üçüncü kez Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmiştir. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde %45,3 oy oranıyla dördüncü kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen, evli ve iki çocuk, iki torun sahibidir. Yurt içi ve yurt dışındaki birçok saygı kurum tarafından Fahri Doktora ve onursal nişana layık görülen Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bugün pek çoğu Türkiye'nin diğer kentlerine örnek proje olarak gösterilen çok büyük ölçekli projeler hazırlamış, projeler için gerekli finansmanı sağlamış ve hayata geçirmiştir. Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'in Eskişehir'de yaşama geçirdiği projeler arasında kent içi ulaşımda raylı sistemin kurulması, Porsuk Çayı'nın çevre düzenlemeleriyle birlikte temizlenmesi, üzerindeki taşıt ve yaya köprülerinin yenilenmesi, şehrin birçok bölgesinde yüzlerce dönüme yayılan dev bölge parklarının yapılması, senfoni orkestrası, şehir tiyatroları gibi sanat kurumlarının kurulması, yeni kültür, sanat ve kongre merkezlerinin hizmete açılması, tarihi yapılara yönelik koruma ve yaşatma projelerinin hazırlanıp yaşama geçirilmesi, şehrin yeni arıtma tesisleriyle birlikte altyapı eksikliklerinin tamamlanması, su altı dünyası, bilim deney merkezi, uzay evi, masal şatosu, eğitim merkezleri gibi birçok yatırımın hizmete açılması, aralarında Türkiye'de tek olan Yılmaz Büyükerşen Bauman Heykeller Müzesi ve Eskişehir Kurtuluş Müzesi'nin de yer aldığı, yeni müzelerin ve Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'nün hareketli ve sesli android heykellerinin yer aldığı canlı tarih sahnesinin kurulması gibi projeler yer almaktadır. Şimdi de konuşmalarını dinlemek üzere Sayın Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen Bey'i sahneye davet etmek istiyorum. Üniversitenin çok değerli kurucusu ve çok sayın rektör, fakülte dekanı, dekanlar, hocalar ve çok değerli dinleyiciler, özellikle de genç öğrenci arkadaşlar. Atılım Üniversitesi'ne havacılık konusunda yapılan işler benim için, beni ilgilendiren konusu itibariyle manzarası dinlemek için buraya kadar teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Aslında benim yavaş yavaş unutmaya başladığım ve anılarımla ilgili bir kitapta yer alan Sivil Havacılık Okulu'nun kuruluşu hikayesi bir bakıma bir kara mizah hikayelerden oluşur. Onun için dinlerken şaşıracaksınız belki. Belki Allah Allah böyle de oluyor mu diyeceksiniz. Ama tıpkı bu üniversitenin kurucusunun bu eseri meydana getirişinde olduğu gibi benim de bazı işlerim, rektör olarak yaptığım bazı işler, belediye başkanı olarak da yaptığım bazı işler sonunda nasıl
olmaz denilen şeyleri olduruyoruz sorusuna cevap arıyor insanlar ve şuna kanaat getirdim. Eğer bir insan gerek kendisi gerek yakınları menfaatini ve çıkarını düşünmeden yalnız ve yalnız kendinin dışındaki insanlar için hangi milletten olursa olsun, hangi ırka mensup olursa olsun, hangi dine mensup olursa olsun, insanların yararlanması için bir işi yapmaya karar veriyorsa ve o işte yapılabilmez bir iş gibi gözüküyorsa önceden, ona rağmen onları sıvayıp işe giriştiğinizde bizlere hepimizi yaratan bir gücün olduğu muhakkak, bir Tanrı var, bir Allah var. O sizin yolunuzu açıyor. Karşılaştığınız bütün engelleri o kadar kolay atlıyorsunuz ki şaşırıyorsunuz. Sizden çok da başkaları şaşırıyor nasıl oldu diye. Şimdi ben Eskişehir doğma büyüme bir insanım. Çocukluğum orada geçti. Ve Eskişehir bir demir yolcu kenti, bir havacı kentidir. Hatta öyle ki Türkiye'nin en büyük hava üssünün olduğu bir şehirdir. Ve orada İkinci Dünya Harbi sırasında işte uçan kaleler adını falan verdiğiniz o büyük uçaklar, daha sonra Spitfire vesaire uçaklar pır pır uçarlarken gün geldi jet uçakları uçmaya başladı. Ve Eskişehir'de çok sık, özellikle de yaz aylarında eğitim uçuşları yapılır. Eskişehir için ses, uçaklarının sesine alışmıştır. Eğer sessiz bir gün geçerse, yani eğitim uçuşu yapılmazsa acaba bir şey mi oldu diye merak edersiniz. Eskişehir'e dışarıdan gelenler de bir şey mi oluyor diye o uçak seslerinden ürperirler. Dolayısıyla Eskişehir böyle bir atmosferi yaşandığı şehir. İlk hava harbi okulunun da açıldığı yer Eskişehir'dir. Yine bizim ilkokulda 5. sınıftayken başladı, sonra ortaokuldayken devam etti. Resmi ve dini bayramlarda Türk Hava Kurumu okullarımıza gelir, bizlerden gruplar yapardı. Bir kız bir erkek, bir kız erkek olarak. Ve biz Türk kuşunun bastırdığı şöyle papatya şeklinde ortasında bir uçak resmi olan rozetlerin olduğu bir sepet verirler. O kız arkadaşım boyuna kapılır. Biz erkeklere de pirinçten yapılmış şöyle okralı, tam da göğse yerleşebilecek şekilde kumbaralar. O kumbaralarla biz caddelere çıkarız. Her gördüğümüzün yakasına bayan erkek rozetlerden kız arkadaşımız rozeti takar. Herkes de büyük bir sevinç ve memnuniyetle elini cebine atar. Cebindeki bozuk paralardan arada bir kağıt parayı da biterek böyle kumbaranın içine atarlar. Mühürlük kumbaralar da olur. O büyük bir sevinç duygusu ile yaptığımız bir işti bayramlarda. Hatta bazen tek tip de olsa, o günkü gelir seviyesine göre az sayıda da olsa bir tane daha tak derlerdi, bir daha çıkarırlar, bir daha atarlar. Türk havacılığını desteklemek, havacılığı güçlendirmek için yapılan çok güzel bir işti. Buna karşı bize ne yapılırdı? Bize bir mektupla teşekkür edilirdi, yetmezdi Eskişehir'de. Şimdi Sivil Havacılık Okulu'nun olduğu yer Butalık Çayırı dediğimiz bir çayırdır. Osmanlı döneminde çayır olarak kullanılan ve Osmanlı'nın elindeki bir iki eski uçağının kalktığını, Kurtuluş Savaşı'nda da elimizdeki iki tane bez uçağın o günlerin uçaklarından bir kalktığı bir çayır. Sert zeminli bir çayır. Yani pisti falan yok. Orada tek pervaneli İnönü'nden kalkmış, İnönü'de de biliyorsunuz bir planör kampı var. Tek pervaneli bir uçakla iki kişiliktir. Önde pilot oturur, arkaya da bizi oturturlardı. Ve meşin şapkayı giydirirler. Gözlükleri olan üstünde o pilot gözlüğü olan kıyafette bir de deri gocuk giydirirler. Arkaya otururuz, önde de pilot. Havaları bizi tur attırırlardı şehrin üzerinde. Resmi bayramsa ayrıca bir torba verirler elimize. O torbanın içerisinde de şu kadar şu kadar kağıtlar şöyle. Bunlar daha atılmıştır. Belki biraz daha küçük. Eskişehir valisi sevgili Eskişehir'in bayramını tutuyor diye yazar. Onunla uçarken havada atarız böyle. Onlar uçuşur. Yere düşenlerini halk alır, çoluk çocuk alırlar falan. Böyle bir deneyi vardı. Bugünkü gençlerin bilmediği bir husus.
İlk havacılık sevgisi bende öyle başladı. Sonra amcamın oğulları, iki oğlu vardı. İkisi de Eskişehir'deki havar okuluna gittiler. Genelde göçmen ailelerinin çocukları, genellikle aileler çocuklarını leyli mecani derdik, yatılı okula verirler. Yatılı okulların başında da askeri okullar gelir. Ya subay okulu, ya subay okulları gelir. Efendim, ortaokul 3'e kadar okuduk. Sınıf arkadaşlarımdan birisi yine böyle göçmen çocuklarından, emekli general Fazıl Aydın Makine Hava İtfaiye Bakım Merkezi komutanlığını yapan mühendis, uçak mühendisi oldu sonra. O ve ben, bizimle beraber galiba 5-6 arkadaşımız daha var, 5 arkadaştık, çok samimi. Beşimiz de hava harp okulu öğrenci, hava harp okuluna gidebilmek için askeri liseden geçeceksiniz, askeri liseden. Işıklar Askeri Lisesi Bursa'da. Oraya gideceksiniz, onu bitireceksiniz. Sonra da hava harp okuluna veya kara harp okuluna ya da deniz harp okuluna gideceksiniz. Uçur sistem öyleydi. Ve müracaat etmeye karar verdik 5 kafadan, 5'imiz de. Işıklar Lisesi'ne müracaat ettik, form geldi, doldurduk. Bununla Eskişehir'deki Hava Hastanesi'ne müracaat edip muayenelerinizi yaptırılıyor. Sağlıklı olduğunuzu ispat edeceğiz. Sonra bizi imtihanı alacaklar ve arkasından öğrenci olacağız askeri liseye. Gittik, muayenelerimizi olduk, heyet raporu. Muayeneler sonunda heyete girdik. İşte filmler, raporlar, tahlil raporları. Şöyle çok basit, kasap kağıdı gibi, açılan böyle hiç gözünüzü olmayan dosyanın arasına bir koltuğumuzun altına. Bunu dediler, derhal Işıklar Askeri Lisesi'ne gönderin, bir hafta içinde orada olması lazım. Bunların sizi sınava çağıracakları günü bekleyin. Aldık, ben kolumun altına aldım, bizim ev şehrin merkezi. Geldim, eve bıraktım dosyayı. Çıktım bir kırtasiyeciden sarı zarf alacağım. Meşhur bunu kırmadan koyacağız, içerisine göndereceğiz. Zarfı aldım, geldim, bir baktım benim heyet raporu yok. Düşürmüşüm. Evle hastane arasında mekik dokuya dokuya bir hal oldum. O zaman heyete de Ankara Gülhane'den de bazı branşlardan ekipler geliyorlar, katılıyorlar. Haftada bir gün toplanıyor. Bulamadım. Gidiyorum, geliyorum, ağlamaya başladım. Tekrar hastaneye gittim. Bir yüzbaşı müdür yazı işlerine bakıyor. Ona rica ettim. Dedim bir rapordan bir tane daha yapın. Heyet dağıldı. Gidenler Gülhane'ye gittiler. Haftaya artık daha fazla yapacağımız bir şey yok dedi. Çok üzüldüm ve ben gidemedim. Fazıl falan gittiler. Fazıl sonra harp okuluna da gitti. Sonra Amerika'ya da gitti. Amerika'da da mühendislik tahsilini yaptı. Geldi falan. Şimdi içinde o havacılık meselesi var ya. Bir de akademi başkanı oldum. Sonra üniversite rektörü olduk. İstanbul, Ankara'daki üniversitelerden hocalar gelsin, ders versinler. Bizdeki çocuklar o köklü üniversitelerde, devlet üniversitelerindeki hocalardan da istifade etsinler diye bir arzunun içerisindeyim. Geliyorlar, eksik olmasınlar. Mesela 1960'da biz de öğrenciydik. 147'ler olayı oldu. O zamanki sıkı yönetim 160 kadar profesörü bir gecede emekli etti. Biz akademiydik o tarihte. Akademi ayrı bir personel kanununa tabi olduğu için müracaat ettik. Hepsini bizim akademiye kaydettik. Yani kaydettik dediğim tayin ettik. Haberleri yok. Sonradan bildirdik. Bunlardan bir kısmı sevine sevine bize geldiler ve bizden emekli olduklar sonra. Gerçi affa doğramışlardı. Şimdi o zamanlar bile motorlu trenle gelirlerdi. Ankara'dan da İstanbul'dan da gelirler ama en az bir gece iki günü Eskişehir'de geçer. Üniversite olup da fakülteler çoğalınca daha çok hocaya ihtiyacımız olunca daha çok beslenmek ihtiyacını duydum ben rektör olarak. Üniversitenin beslenmesi ihtiyacını duydum. Hatta iletişim bilimleri ve basın yayın bölümleri de gazetecilerden, profesyonel gazetecilerden, örneğin Oktay Ekşiler gibi, efendim, örneğin ünlü gazetecilerinden o dönemin gelsinler, ders versinler isterdim. Fakat gelirler de eksik olması, bir sömestr hiç olmazsa, ancak hep ya şu uçak olsa Eskişehir'e, havacı şehirde uçak gelmiyor, uçak ulaşımı yok. Hadi gidelim, sabahleyin uçak olsa dersimizi veririz, akşam döneriz.
pek çok arkadaşımız da gelir derlerdi. Bu bir ihtiyaç olarak belirmeye başladı benim kafamda. Bu arada tabii havacılığa olan merakımız nedeniyle havacı generaller, Eskişehir'de en az 4-5 generaller genel olurdu o tarihlerde. Onlarla da dostluklarımız ilerleyince bazı problemleri de öğrenmeye başladık. Bir sivil hava taşımacılığı bir türlü Türkiye'de gelişemiyor. Emsal ülkelerin düzeyindeki seviyeye erişemiyor. Sebep askeri pilotlar, ya emekli olanlar talip oluyorlar Türk Hava Yolları'na veya bir ara anayasa değişikliği, anayasada yapılan bir değişiklikle kolaylaştı iş. Daha evvelki mevzuata göre yabancı bir kızla evlenen, yabancı milletten bir kızla evlenen bir subay, havacı subay yasak evlenmesi ordudan çıkarılıyor. Hatta sırf sivil hava yollarında iyi ücret veriyorlar pilotlara diye sivil hava yollarına geçmek isteyen pilotlardan bir yabancı kızla ilişki kurup evlenip, nişanlanıp veya söz verip veya arkadaşlık yapıp kendilerine ordular attıranların da olduğu olayları biliyoruz. Sırf pilot olsunlar diye. Niye gelişemiyor sivil hava taşımacılığı? En başta pilot. Başka hava trafik elemanları var, yok mu? Var. Ama alaylı hepsi. Dolayısıyla yabancı pilotları kullanmak zorunda kalıyor. Yabancı ülkelerden pilotlar çıkıyorlar. Kafamıza o da takıldı ya. Peki biz üniversiteyiz. Neden ülkenin ihtiyacı olan insan gücünü yetiştirmiyoruz? Şimdi ben bir yandan rektör olarak İstanbul, Ankara, İzmir'den hocalar uçaklarla gelsin gitsin. Bu arada biz Eskişehir'ler, havacı şehri olan Eskişehir'de Türkiye'nin muhtelif yerlerine en azından yazın Fethiye'ye, efendim Marmaris'e, Antalya'ya, İzmir'e gidebilirim. Oradaki yazlıklara, tatile gidebilirim. Saatlerce gidiyoruz çünkü otobüse, otomobiline. Adam akıllı bu konu kafamı kurcalamaya başladı. Ve nihayet bir gün bizim Anadolu Üniversitesi'nin tıp fakültesi ayrı bir bölgede, Eskişehir'in ayrı bir semtinde, Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu yerde. Binalar yapıldı, hastane bitti. Mimarlık mühendislik de o kampüsün ucuna taşındı. Dikdörtgen şeklinde bir kampüstür o. Yol yapılacak, mühendisle para yetmiyor verilen ödenekler. Ne yapayım, ne yapayım? Belediyeye söyleyeceğim. Belediye diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı'ndan para al. Milli Eğitim Bakanlığı vermez. Devletten al. O da vermez. O günlerde de rahmetli Turgut Özal Başbakan bazı belediyelere diyor ki, pist yapın, küçük stol hava alanları olsun, size de küçük uçaklar insin kalksın diye böyle konuşmaları var. İşte o günlerden bir tanesinde, benim de böyle yol için para bulamadığım günlerde, aklıma geldi, belediye başkanına gittim, dönemin belediye başkanına. O zaman büyükşehir değiliz. Belediye başkanı da kardeşi Özal'ın özel kalem müdürü. Bak dedim, başbakan böyle tavsiyelerde bulunuyor belediyelere. Gel şu bizim üniversite kampüsünde tıp fakültesi, bir ucunda şehir kampüsü, öbür ucunda mühendislik, arada bir yol var yapılması lazım gene, asfalt. Şurayı yap dedim. Benim işim değildi. Bak dedim, başbakan ne diyor? Ne diyor? Pist yapın diyor. Ben dedim, aynı zamanda pist olarak kullanacağım orayı. Üniversitede mi kampüsünde? Evet, üniversite kampüsünde. Yani efendim, genellikle yaz tatillerine Ankaralılar Sivrisar'a kadar gelirler. Sivrisar'dan Afyon üzerinden işte İzmir'e, güneye inerler işte Antalya, Alanya'ya falan filan. Trafik kazaları olur. Trafik kazalarında da oradan ilk yakın yer bizim Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi. Gelinceye kadar hasta sarsıntıdan gider kötü yollarda. Nasıl getirecekleri o da ayrı bir dert. Dedim ki hastaneye hastalar da gelip gidebilir. Bak bunun böyle de bir hayırlı işi var. Hem de biz burayı şey olarak kullanırız. Pist olarak kullanırız. Belki sana da lazım olur bu iş falan filan dedik. Adam Özal'dan bahsedince hay hay dedi. Hemen benim yanımda fen işlerini öbürü çağırdı. Dedi ki acele 20 gün içerisinde bu 500 metrelik yolu asfalt yapacaksın. 12 metre genişliğinde işte bilmem 500 metre uzunluğunda. Hemen hemen yarın başlayacaksın dedi. Ve ertesi gün başladı adamlar. Hakikaten pist çıktı. Fakat şimdi pistte yol aslında.
mühendisliğe giden yok, tıp fakültesine mühendisliğe giden yok. Fakat ben buna dedim ya, havacılıkla ilgili bir faaliyeti de önce başlattığı için oluruz diye, ona ispat etmem lazım. Nasıl ispat edeceğim? O arada adı, şimdi burada ismini de vereyim, bir emekli astsubay. Emekli astsubay, sağsa Allah uzun ömür versin, vefat ettiyse Allah beni rahmet eylesin. Emeğir Havacılık Şirketi diye şirket kurmuş Ali Haydar Gürsan adında birisi. Belki içinizde tanıyan vardır. Ali Haydar Gürsan'a ulaştım. Bu da bir Piper uçak almış. Bununla paket ulaştırması yapmak istiyor. İşte senet, sepet, kuyumculara altın getirip götürme güvenlik içerisinde falan. Fakat Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden izin alamıyormuş. Bunun hikayesini de duymuştum. Hemen kendisine telefon ettim. Dedim arkadaş, atla gel uçağına. Bak bizim tıp fakültesinin önünden başlayacaksın. Mühendisliğe kadar giden bir asfalt yol yaptırdık. Gel bakalım inebilir misin? Benim uçak iner dedi. 12 metre genişliğinde, 500 metre uzunluğunda. 300 metre bile yeter. Biz çayıra bile iniyoruz dedi. Onun üzerine atladı geldi ama izin al önceden bana dedi. Ben de o sırada Safter Necioğlu diye bir tüm general, aslında pilotluk, hocalıktan yetişmiş bir general, orada komutan, garnizon komutanı. Ona rica ettim, dedim ki, Emeğir diye bir şirket sahibi inecek, izin verir misin? Uçuş, yani şey izni istiyoruz oradan, materyali kullanıyorlar çünkü şeyler, bizim pilotlar. Geldi, indi, hakikaten o pistin yarısında durdu zaten. Kalkarken de pistin yarısını kat etti, uçtu gitti. Sonra telefon ediyor bana. Dedi ki gel dedi, bir daha seninle konuşalım, Ankara'ya gel. Ben Ankara'ya geldim, buluştum. Dedi ki ya ben böyle böyle bir iş yapmak istiyorum. Bu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nü aşamıyorum. Seninle birlikte olursak belki bu işi becerebiliriz. Beceririz dedim. Nerede becereceğiz? Bizim tıp fakültesiyle mühendislik arasındaki asfalt yolda mı? Evet dedi, niye olmasın dedi. O zaman dedi, şimdi ben belediye başkanı Özal'ın, Özal Kalem Müdürü'nün abisi ya aynı zamanda. Bir kere belediye başkanına o yaptığı yolun pist olarak kullanıldığını geniş şekilde ispat etmem lazım. Bir değil birkaç uçağın inip kalkması lazım. Hay dedi, başka kimlerde var dedi. Dedi ki bir kere 5 kişi de daha var bu uçaklardan, değişik modellerde. Aklımda kalan bir tanesi o zamanlar Ankaralı bir müteahhit, Muammer Kraner diye bir müteahhit varmış. Onun oğlunun varmış. İstanbul'da da varmış. Dedim bunları bir gün toplayalım. Ne zaman toplayalım? 28 Ekim gününe denk geldi. Dedim 28 Ekim günü bunlar gelsin insinler. Belediye başkanına açılışını yapıyoruz biz dedim. Kurban da hazırladık dedi. Bir kurban da kesecek. Ve meclis üyelerinin hepsini topla dedi. Meclis üyelerinde uçuralım. Şimdi şehir çarpık gelişen bir şehir Eskişehir o tarihlerde. Fakat aşağıda kimse farkında değil. Yollarda gezerken, sokaklarda gezerken. Şehre havadan baksa ben o çocukluğumdan beri uçuşlardan çarpıklığını görüyorum. Karmakarışık bir şeyler var böyle. Binalar var aşağıda. Bak dedim plan yapacaksın. Gör orayı. Havadan gör. Meclis üyelerinde görsünler. İmar planını hazırlayacaksın ondan sonra. Olur hocam dedi. Belediye meclis üyeleri o gün akşamlarda şeyler geldiler. O 5 uçak geldi. Sıra sıra dizildiler böyle. Kimisi 4 kişi alıyor, kimisi 5 kişi alıyor. Biniyorlar, sahipleri kullanıyor uçakları. Çıkıyorlar, onlar pilotlara da dedim ki önceden ne olur bunları şehri görebilecekleri gibi. Arasında böyle hafif yatın da şöyle rahatlıyorsunlar şehrin halini falan. Sırayla biz bindirdik, kurban kesildi. Pilotlar aldılar onları, dolaştırdılar, gezdirdiler. Yine hakikaten çok kötüymüş bizim şehir diyor meclis üyeleri. Ve tamam, o iş bitti. Hemen dediler, şey yapalım, bir imar planı, plancısı bulalım. Hangi üniversiteden yardım alırız falan bana soruyorlar. Biz haber verdik, dedik ki işte şu üniversitelerde sana planı hazırlatlar.
Şimdi 28 böyle kapandı, 28 Ekim'de. Maceraların bundan sonraki kısmı bir gün sonra 29 Ekim'de Ankara'da devam ediyor. Nasıl devam ediyor? O belediye meclis üyelerini dolaştırırken bir de Eskişehir Notar'daki milletvekili, köylü bir milletvekildir. Münir Sevinç diye bir arkadaşımız. Oradaki köylerden birinde yaşam. O da geldi, o da uçağa bindi uçtu. Onu da pek hoşuna gitmiş. 29 Ekim'de tanımında törenlerde bulunuyor. Resepsiyon var. Resepsiyon nerede? Hava Kuvvetleri'nin bahçesinde burada, komutanların arka bahçesinde. Bir gazabonun altında Eskişehir'de de komutanlık yapmış, beni tanıyan, Eskişehir'de tanıyan Halil Sözer Paşa, Hava Kuvvetleri komutanı. Efendim, yanında da Genelkurmay Başkanı Necdet Uru. Oturmuşlar, işte çay içiyorlar, sehpa ünlerinde falan. O sırada Münir Sevinç geliyor onlara, bayramlarınız kutlu olsun diyor. Ve dönüyor Hava Kuvvetleri komutanına, diyor ki, hadi hayırlısı olsun Eskişehir Havaalanı'nda dün açtık, uçuşlar başladı diyor. Şimdi Hava Kuvvetleri komutanı Ali Paşa gözleri açılıyor. Düşünün Hava Kuvvetleri komutanı, Hava Kuvvetleri'nin en stratejik bir yerinde bir tane havaalanı açılıyor, haberi yok. Genelkurmay Başkanı'nın yanındaki halini düşünün. Ürü ona bakıyor, o ürüğe bakıyor, anlamadım diyor. Açıldı diyor, hep de uçtuk diyor. Dün bütün mesleğe falan uçtu diyor. Şehri de gördük bu arada falan filan deyince. Bu kadarlık atlayıp Eskişehir'e şimdi. O gün akşam, 29 Ekim günü akşamı, Safter Paşa bana telefon ediyor. Yarın müfettişler geliyor, hazır ol, ne cevap vereceğiz. Ve hakikaten ertesi günü bir albay, bir yarbay geldiler. Gelin dedim, önce sizi bizim alana götüreyim, alanı gördüm. Yani şöyle oldu, böyle oldu demeden aldım, götürdüm, gösterdim. Param yoktu dedim, bu yolun yapılması için üniversiteye, mühendisler giderken çamura giriyorlar. Tıp fakültesine kadar asfalt da orada birisi çamurlu mühendisliği. Böyle böyle oldu, böyle yaptım dedim, yürüdü. Tamam paşam ama dedim, biraz dedi, şeye doğru, o yolun uç tarafı biraz yukarıya doğru, fazla paşa diyor. Yukarıya doğru eğilim var dedi. O dedi, sıkıntılı bir şey dedi. Falan, onu düzeltti, eğer uçak gittireceksin diye dalga geçiyorlar. Şimdi bu, böylelikle biz, Safter Necioğlu, ay güzel, sonradan söylüyor bana. Emekliliği de yakın, emekli olduktan sonra böyle pilot hocalar, emekliliklerinde de illa arada bir uçmak istiyorlar. Yani o havacılık öyle bir his verdiği için onlara. O da benimle şeyi paylaşıyor. Yani böyle uçuş imkanı olsun, küçük uçak olsun vesaire derken efendim o sırada TUSAŞ'ın açılışı var. TUSAŞ'ın açılışı sırasında açılışı kim yapacak? Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakan Turgut Özal, bakanlar. Şey, pardon, Temeler. Bugün üstad, tabii doğru. Açılışı daha sonra yaptık, doğru. Daha sonraki de asansörden düşürdük biliyorsunuz. Yani aslında doğru oldu. Neyse. Yani, temel atma töreni var. Şimdi biz de protokol olarak, ben de rektör olarak, vali garnizondayız. Garnizon komutanlığının binasının önünde ağaçlıkta böyle. Uçak erken geldi. Erken gelince Evren Paşa çok titiz ve dikkatliymiş. Vaktinde saatinde yetişecek bir yere. Dedi ki taktı saatini. Daha 10 dakika, 12 dakika var dedi. Şurada oturalım bari bir çay içelim dedi. Hemen aracına Hasan İskender'den getirdiler. Devlet devair ve üniversite saati eski deyimiyle oturdular. Çaylar geldi, biz ayaktayız ama protokol ettiler. Herkese sandalye gelmediği için. Evren Paşa o arada durdu, Özal'a dedi ki, Sayın Başbakan dedi, şimdi dedi burayı temeli atıyoruz dedi. Fabrika bittikten sonra kim dedi çalışacak burada? Assubaylar çalışacak değil mi dedi? Emekli olanlar, İdman Bakım Merkezi'nde. Peki onlar da emekli olunca ne olacak dedi? Onların yerini kim dolduracak? Jet motorları çünkü. Teknikleri teknoloji. Öyle deyince Özal dedi ki bunun çaresi efendim dedi. Ana gözü takıldım. Dün gerçek bir okul açardı. Ara elemanı yetiştirmek üzere. Döndü Evren bana. Ne diyorsun dedi. Talimatınız üzere derhal açarız efendim dedi. Ama dedi ne zaman, ne kadar süre? Hemen açarız efendim dedi.
İhsan Bey'e sordun mu dedi. İhsan Bey'e sordun mu dedi. Doğranacı. Karar onlardan çıkacak dedi. Evet, ileteceğim ben talimatınızı dedi. Neyse biz kalktık, temel atıldı, temel atsın falan filan. Onlar bitti o işler. Ertesi gün ben hemen Ankara'ya damladım Göken. Doğramacı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Başbakan'ın talimatlarını iletiyorum. Eskişehir'de bir sivil havacılık okulu kurulacak. Bir an önce de istiyorlar çünkü oraya fabrika gittikten sonra çalışacak elemanları yetiştirmiş olduğumuz bir kitlenin olması lazım öğrenci kitlesinin. Dur dedi. Bu işe Lütfü Paşa karıştı dedi. Lütfü Paşa dedi de Lütfü Sel Paşa, kara kuvvetlerinden, kontenjandan yöke gelmiş. Meslek okulları böyle rastgele, milli eğitimden de çok okul bağlanmış üniversitelere. Biraz derbeden çapaçul yani. Kırık dökük okullarda doğru dürüst bir pergelleri de yok belki bunların. Onları adam etsin diye Lütfü Paşa'yı sorumlu kılmışlar. O görev ona verilmiş. Avrupa Yatırım Bankası'ndan da para alacaklar. Dünya Bankası'ndan alacaklar. Donatacaklar okulları. Askeri disiplin içerisinde olsun istiyor. Ciddi bir iş yapmasını istiyor Donatacı. Lütfü Paşa'ya dedi. Şey edeceğiz. Benim bu görevi. Çağırdım Lütfü Paşa'yı. Böyle böyle dedim. Cumhurbaşkanı, Başbakan bir sivil havacılık okulu açılmasını istiyor. Kuş talimatı dedi. Nasıl yapacağız bu işi Lütfü Paşa? Bana nasıl yapacaksın dedi oğlu dedi. Biz dedi tornacı mekteplerini falan alabilemiyoruz. Sen nasıl yapacaksın? Yapalım Eskişehir havacılık memleketi dedi. Nasıl yapacaksın? Hava İdman Merkezi var dedim. Fazıl komutan diyor ona. Ondan sonra Çetin, Allah rahmet eylesin, geçenlerde vefat etti. Çetin Paşa'mız vardı Tümbeler'e. O da eğitiminden sorumlu. Assubayların falan eğitiminden. Kitap mitap dedi. Dedim kitaplar mitaplar da var. Biliyorum ki onlardan NATO'ya bağlı uçakların manuellikleri var. Yani manuellikleri var, takım kitapları var. Tercüme edilmiş bir kısmı. İngilizceleri var. Mühendisler var fabrikada. Mühendis olarak yetişmiş ama havacı subaylar var. Onlar ya, sen dedi git de dedi. Ben dedi haftaya geleceğim onları bir göreyim bakayım ondan sonra karar vereyim dedi. Ben döndüm doğru Fazıl Paşa'ya. Fazıl'cım gözünün yağını yiyeyim okul açıyoruz burada bak. Sana da adam lazım, teknik adam lazım. Lütfü Paşa diye birisi gelecek. Aman yapamayız edemeyiz deme. Ondan sonra Çetin Paşa'ya aman çıkar göster o tercümeleri, kitapları, kitapları, hocaları. Mühendisler vardı. Lütfü Paşa geldi. Üç kişi geldi. 23. Kaç? 23. 23 kişi geldi. Doğru. 23. Bütün kuvvetlerden de geldi. Aynen. Dedi ki olur bu iş dedi. Yüreğine su serpildi. Ve döndüler gittiler. Kararı alındı. Biz de sivil havacılık yüksek okul kurulacak. Kurulacak. Ben bekliyorum. Nerede ne yapacağız? Nerede? Uçurtma yok. Kağıttan uçurtma yok. Düşünebiliyor musunuz? Bırakın. Yani uçaklar lazım, bir sürü şeyler lazım. Benim kafamda da sadece meslek yüksek okulu olarak teknik branşlar değil, pilotaj, hava trafik, ondan sonra yer meydan hizmetleri falan filan bütün insan gücünü yetiştirebilirim böyle bir okulda. İki ay sonra da kontenjanlar belli olacak okullar. Bizde hiçbir şey yok. Bir yazı geldi YÖK'ten. 40 tane mi, 50 tane mi öğrenci alımına. Sivil havacılık meslek yüksek okulunda. Hiçbir şey yok ortada. Hemen gire Fazıl Paşa'ya. Fazıl'cığım ne yapacağız? Şeyden NATO standartları dışına çıkmış uçakların ki NATO için gelen bütün jet uçaklarının yedekleri de geliyor sandık içinde. Turboprop, jet motorları, flip makineleri vesaire. Onlardan dedi boşuna duruyor dedi. Seferden kalkmış uçakların şeyleri. Bir tane sana şey verdi. Türbün verelim. Bu türbünlerden tekerlekli bir şeyler yaptılar, getirdiler, verdiler. Koyduk, koca bir okul vardı bizim. Köy okuluna benzer, bizim bir kategori okuldu. Salona onu koyduk. Tabelasında yazdık, sivil havacılık yüksek okulu diye. Öğrenciler de geliyor, bakıyor fakat oraya bir tane bir şey, taşıyıcının üzerinde yüksek motoru var, başka bir şey yok. Tekrar gitti. Sedat Çetin Paşa dedi ki, biz koruma askerleri vardır bir de garnizonda. Meydanı korurlar. Onlar tayin edilince, oraya görevlendirilince onlara uçak verir diye anlatabilmek için bir sultan üzerine mock-up yapmışlar. İşte bir yarım kanat var. Flapping açılıyor, kafam yedi, kolu çekiyorsun, oynuyor falan. Komik bir şey. Onu da verdiler. Hadi bunu da al. Onu da koydum ki de okula benzemiyor bir türlü.
sonunda bana çok güzel bir fotoğraf makinesi alındı bu fotoğrafçı kulübüne. Gelin benimle beraber Yeşilköy'e gittik. Yeşilköy'de meydan müdürüne rica ettik. Bir yolcu uçağının kokpitini arkadan çektik bütün göstergeleriyle vesairesiyle. Bunu ki büyük Türk bir fotoğrafçı aynı ölçülerle, mezurayla da ölçülerini alıyoruz kokpitin. İşte pencereler ne kadar, koltuklar ne kadar. Getirdik, büyüttük bir panoya yapıştırdık. Önde de iki tane yine hepten depolardan çıktı fazlalık. İki tane koltuk yapıldı. Yanına da tahtadan böyle işte o gaz verme kolları bunları yapıldı. Biraz da havacılık okulda benzeri bizim. Armağan diye bir rahmetli oldu galiba. Armağan İnan diye bir mühendisi var. Genç, yani şey, vatansever bir çocuk. O ayrıca emekli olmuş hocaları buldu. Uçuş okulu, şeyde, havacılıkta, pilotluktan emekli olmuş. Fakat kadro yok bu sefer. Kadro almak da zor. Okulu açtıyor hükümet. Kadro vermiyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim, bileceksiniz. O sırada üniversite kampüsüne sözleşmeli olarak bahçıvan alıyoruz. Bahçıvan kadrosundan aldık. 3-4 tane de pilot. Hocalık yapacaklar bizden. Fakat uçak yok işin garibi. Tam o sırada İnönü'nden bir telefon kamptan, yine emekli bir subay, şu ultralight dedikleri arkadan pervanesi olan, naylondan karakter olan boruları böyle birbirine sokuyorsunuz. Çocuk pisetim gibi bir şey var. Uçaklar kullanıyor. Oraya getirir uçarmış. Bıkmış artık. Satmaya karar vermiş. Acele gel hoca dediler, ben gittim. Al takkeler filan 10 bin liraya satın aldık onu. Hala hangarda şeyde asılı durur. Aldığımız bir uçak diye. Havacılık okuluna. Ve arkasından mektuplar yazmaya başladım. Önce Birleşmiş Milletler yazdım. Kalkınma Teşkilatı'na güvenlik diyor. Böyle böyle bir okul kuruyoruz. Yardımımıza ihtiyacımız var diye. Yine o günlerde Allah karşıma bir gazete haberi çıkardı Hürriyet gazetesinden. Büyük uçak şirketleri, uçak fabrikaları daha doğrusu firmaları Orta Doğu'da pilot yetiştirmek üzere kendi uçaklarının tip eğitimini vermek üzere bir mektep kurmak istiyor. Bir haber. Lübnan'ı düşürmüşler fakat Lübnan karışık olduğu için haberin içerisindeki bilgiyi veriyorum. Lübnan karışık olduğu için vazgeçmişler, Yunanistan'a başvurmuşlar. Ben bu haberi gördüm ya, evet işte o Amerikan büyük uçak şirketleri, Avrupa, Edric İngiliz, Alman ve Fransız ortakları, Airbus. Onlara birer mektup yazdım. Böyle 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 bizim burada hazır. Havacılık okulu da var. Meydan da kuruyoruz. Burada açar mısınız diye. Yardım isterseniz üniversiteler olarak veya devlet olarak yurt dışındaki bazı kuruluşlardan nazlanırlar, seneler sürer. Adamlar gönderirler, inceledirler falan filan. Pat diye bir cevap Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı'ndan. İşte bilmem kaç dolar size yardım yapıyoruz. Bununla ihtiyacımız olan eğitim araç gereçlerini alın. Neler listesini de göndermişler. Aviyoniklerin kontrolü için ne diyorsunuz o elektronik osiloskoplar, bilmem neler falan. Bunları da alın. Uçak yok ortalıkta. Hocalar tam değil. Osiloskoplar falan para geldi. Hemen biz siparişini vermeye başladık. O arada Fransa'dan bir mektup geldi. Fransa diyor ki Toulouse onların merkezi bu Airbus'un. Diyor ki size öğretim üyesi yetiştirmek için 60 kişilik kontenjan veriyoruz, kurs veriyoruz. Havacılık dallarında eğitim verecek elemanları yetiştirecek. 2 yılda yetiştireceğiz. Kör istemiş bir göz, Allah vermiş 2 göz. O kadar seri oluyor ki bunlar. İnanılmaz, inanamazsınız. Hemen tamam dedik, onlara da cevabı verdik. Bir arkadaşımızı Osman Zilloğlu diye Fransa'da doktorasını yapmış bir profesör, çok güzel Fransızca konuştu. Onu gönderdim. Dedi ki Fransızlarla sen bu durumu idare et. Gitti geldi, hakikaten 60 tane adam seçecek. Hangi basit adamlar olmalarını yazmışlar bize. Bu arada bir de teklif. Diyor ki, işte bilmem 1980'lerin sonuna doğru Amerikan bütün dünyadaki havacılık kuralları var. Bir tanesi de Amerikanlara hakim. Bunlar da Avrupa'nın kendi şeyleri olsun, yani kuralları olsun diye bir hazırlık yapıyorlarmış.
Dediler ki size bu yardımı yapıyoruz ama siz de Türkiye'deki havacılık sistemlerinin buna göre olması için gayret göstereceksiniz. Buna uygun olması için. Yani Amerikan sistemine uygun olsun pek istemiyorlar onların sistemlerinden. Evet. Aynen. Aynen öyle. Ve biz çocukları gönderdik hoca olmak üzere. TÜBİS'e. Sonra da kaç kere ben de gittim geldim. Kontrol ettim. Hakikaten çok ciddi olarak çalışıyorlar. Hocalar kuruldu. Ama bu arada bu süreç içerisinde yaptığımız başka bir iş daha var. Yaptığımız iş o Mutalık Çayırı dediğim Kurtuluş Savaşı'nda uçakların ilk kalktığı, hatta ilk tayyare bakım merkezi diye hangar gibi böyle belki de tahtadan barakaların içerisinde çalışıyor. Cumhuriyet'in ilk yılında bizim tayyare şeyleri, teknisyenleri. Mengele'de mesela fotoğraflar var, daha şimdi bulduk. Kırım yapan, düşen bir uçağın yamulan pervanesini herhalde onun üstüne düşmüş. Mengele'ye sıkıştırmışlar, düzeltmeye çalışıyorlar. Mengele'de bayağı. Yani enteresandır o fotoğraflar. Gerçekten tarihi belge. Orası boş duruyor o çayır. Mutalı Köyü diye bir köy var. Köyde çaktırmadan her sene hazineli o arazisini birer metre, birer metre ekiyor. Yarısını böyle geçerlerine geçirmişler, zilyetliklerine geçirmişler. Diğer yarısı o şehir Fazıl Paşa'nın ambarları vardı orada, depoları. Orada askeri nöbetçiler falan olduğu için oraya yanaşamamışlar. O hava kuvvetlerinin envanterinde kayıtlı. O kim ya var? Derken Zafer Necioğlu Paşa'ya dedi ki bizim bize, sen şu evliye kısmı bize bir devret. Öbürlerine de istimlak kararı çıkardı. Yine böyle bu ülkelerdeki gibi altının fiyatlarını fırladığı bir zaman Mutalıklı köylüler o zilyetlikten üzerlerine geçirdikleri arazileri bizden hiç itiraz etmeden bizim dediğimiz bedene hemen gidip kuyutuları altın alıyorlar. Dolayısıyla Mutalıklıları da çıkar devletin işgal edilmiş o yerinden öbür tarafta koca bir meydan çıktı bize. Safter Paşa'ya dedi ki Safter Paşa şimdi biz buraya ben dedim terminal binaları yapacağım, hangarlar yapacağım, okulun binalarını yapacak, bakım atölyeleri vesaire. Dur dedi. Niye durayım? Bir üst komutanlığından itiraz varmış. Hemen bunlar okul kurarsa Fazıl'dan da geldi o arada onu da söyleyeyim. Fazıl Paşa'dan da. Efendim, biz devamlı uçuş yapıyoruz. Bir de bunlar o sinek fısıltısı gibi öten eğitim uçaklarıyla vızır vızır buradan uçarlarsa problem çıkar, kaza olur falan. Fazıl Paşa'nın itirazına rağmen Safter Paşa üst komutanına dedi ki yani dedi ne olur sizin paterni kullansalar arasına eskir mi sizin paterniniz gökyüzünde dedi. Verecek cevap bulamadılar. Gelin dedi bunu abi yapalım. Siz dedi alanın kuzey tarafında değil, güneyinde uçuş alanınızı yapın. Sizin şeyinize de daha uygun uçuş alanlarınıza. Kuzeyinde de onlar yaptılar. O izin de çıktı. Onu da aldı. Şimdi aldı. Binaya, burası da yine karamıza yerlerden bir tanesi. Şimdi oraya bir terminal binası yapacağız. Oraya bir uçuş kulesi yapacağız. Şey, kontrol kulesi yapacağız. O tarihlerde bizim açık öğretim olduğu için açık öğretimde öğrenci harç ödüyor. Harç parası ödüyor. Eskişehir'e gelip gitmese de harçlar fonunda büyük para birikti. Ve harçlar fonuna önce YK müracaat edip acele bir karar çıkardık. Yönetmelik değişikliği yaptığını. Harçlar fonunda açık öğretim öğrencisi para ödüyor ama yemek yemiyor. Çünkü Eskişehir'de değil. Yatma derdi yok. Şu yok, bu yok. Sağlık hizmeti almıyor. Ne yapalım? Bunların bütün üniversitenin öğrencileri için ihtiyaç olan ve bütçe kalemleri dışında bulunan, devletten para istemeyen onlarla harcama yapma yetkisi aldı. Ama devlet planlama teşkilatına gelip de programı aldırmamız lazım. Şimdi sivil havacılık okulu diye aldırmak hiç işime gelmiyor. Biliyorum ki planlamadan takacaklar. 5 yıllık planlar olurdu kanunla planları hatırlar mısınız? Devlet planlama her sene 5 yıllık programlar ilan ederdi sektörler itibariyle ve bir sektörler toplantısı yapardı. O ulaşım sektörü, işte eğitim sektörü, sağlık sektörü falan diye o ilgili kişileri toplar 2 gün, 3 gün Gazi Eğitim'in binalarında yahut da Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarından birinde tartıştırır.
Ondan sonra bunları rapor haline getirir. Raporları da plana yansıtırdı. Şunlar şunlar yapılacak diye o uzak münakaşalar sonunda, müzakereler sonunda ortaya çıkan ihtiyaçları tespit için. Fakat bunları yönetmek, bu toplantıları yönetmek için ve sonra orada ileriye sürülen fikirler, tartışmaları rapor haline getirip planlamaya vermek için de bir komisyon başkanı seçerlerdi planlamadakiler. Sosyal planlamada işte Hikmet Çetin arkadaşım, keza rahmetli İcem Börtücen'e vardı arkadaşım. Onlar da bana, hoca sen yaparsın bu işi derlerdi. Çünkü sektördekilere hep herkesi çağırdığınız zaman her kafadan bir ses çıkar. Yani ana fikri bulup da plan raporu haline getirebilmek bayağı meseledir. O işte bize düşüyor, iyi yapıyoruz onu diye. Ben dedim ki ben bu sefer görev verecekseniz ulaştırma sektörüne bağlıyım. Hakikaten ulaştırma komisyonu, itiraz komisyonu başkanlığı da beni getirdiler. Oturumu idare ettik iki gün. İki günün sonunda yine sekreter, yani divanda sekreterlik yapan Ankara Eğitim Fakültesi'nden soyadı kaptan. Ne kaptandı? Evet, eğitimci, doçent. Onunla birlikte sektördekilerin hiçbirinin bahsetmediği bir maddeyi de ilave ettik. Türk sivil havacılığının gelişmesi için mutlak surette yüksek okullar kurulmalıdır, yüksek okul kurulmalıdır diye. Ve plan yayınlandı. Yayınlandıktan sonra bu plan döneminde ben yine planlamaya gittim. Bu sefer geçenlerde vefat etti. Rahmetli Hasan Celal Güzel ödenek veriyor. Size. Ona dedim ki öğrenci, ha bu arada öğrencileri topladım. Sizi dedi İnönü'de bir kulüp kuruluyor, oraya götüreceğim. Planlarda uçacaksınız iyi havalarda. Karşıta atlayacaksınız falan filan. Ve de üniversitenin girişine koca bir beze, havacılık kulübü faaliyete başlamıştır diye bez yazdım. Fotoğrafları da çektirdik, gazetelere de koyduk. O resimlerle birlikte gittim planlamaya. Dedim ki, para istemiyorum. Harçlar konumda kullanacağım ama bana bir yatırım numarası ve ismi vermeniz lazım. Nedir dedi. İn önde yanır kamplar, oradan çocuklar yararlanacaklar. Paraşütle atlayacaklar ama uçaktan atlamadan hemen paraşütün kulesi lazım dedi. Orada başka uzman yardımcıları da var. Hiçbir tanesi de yahu Ankara'da 1930'larda yapılmış paraşüt kulesi var. Hiç kimse atlamıyor. Şimdi artık şeylerden, dağlardan, tepelerden atlıyorlar paraşütlerle demedi. Olur dediler ve bizim yatırım programına, üniversitenin evvelde paraşüt kulesi, parantez içinde de ondan sonra EKK, hava kontrol kulesi ki parantez de kimse anlamıyor ne olduğunu, bir kodlama zannediyorlar. O, onun da müteakip yılda paraşüt kulesi lafını çıkarıp onu devam ettirmek falan. Şimdi diyeceksiniz ki kullansın değil mi? Başka çare yok. Çünkü desem ki biz sivil havacılık okulu kuruyoruz. Eyvah diyecekler. Dünya kadar ödenek talep edecek. Yarın bu bilgi. E şu olacak, bu olacak. Hayır diyecekler. Sizin işiniz değil diyecekler. En önemlisi. Yani, otur tartış onlarla ondan sonra. Anlatabilir miyim? Yani, şimdi nereye elde kaptırmaktan zordur bazı alttaki bazı uzmanlara, memurlara falan. Ve böylece biz harçlar fonundan önce kuleyi yaptık. Fotoğrafı sonra göreceksiniz resimleri. Ama şey lazım, bina lazım, terminal binası olarak da kullanalım. Hangar lazım, hangar bir tane değil iki tane lazım, laboratuvarlar için yer lazım. Derken o sırada yeteri kadar ödenek yok o binalara. Bizim Eskişehir'de, Eskişehir Organize Sanayi'nin kuruluşunda çok büyük rolü olan Zeytinoğlu ailesi var. Zeytinoğlu ailesinin genç bir başkanı vardı, Afafet'in bir trafik kazasında, Mümtaz Zeytinoğlu. Onların beton, prefabrik, işte kolonlar, kirişler, döşemeler üretiyorlar, fabrikaları var. Onun vefatından sonra kardeşine gittim, dedim ki ya gel bak biz buraya kadar getirdik bu havacılık okulunu, terminal binası yapacağız. Mümtaz'ın şeyi, ruhuna değsin, şuradan bize kolon, kiriş, girişler. Ustalar kendi ustaları. Bizim üniversitede biz inşaatların kaba kısmı, beton alma hariç her şeyini kendimiz yapardık. Tesisatlar,
kaloriferler, su tesisatları, elektrik tesisatları falan. Onlar da genellikle üniversiteye aldığımız her bina için giderseniz devlete, o çok sıkı eli, sıkı olan devlet, her bina için paravoz kadrosu verir, elektrikçi kadrosu verir, bahçıvan kadrosu verir, kaloriferci kadrosu verir. Kaloriferciler 3 ay, bilemedim 4 ay kalorifer yakarlar, ondan sonra işleri yoktur. Diğer elektrikçiler arıza olursa çıkacaklar, yapacaklar. İşte derken ben bütün o bahçıvan, elektrikçi, kaloriferci, bunları Endüstri Meslek Lisesi'ne götürüp her birisini teknisyen eğitirim. Yani hepsi usta oldular. Şimdi bu beton, betonarme kısımlarına müdahale iade ediyoruz. Fakat terminal binasının betonarmelerini iade edecek param yok. İşte onun için o prefabrik ve kast elemanlara ihtiyaç duyduk. O da dedi ki, ya şurada kavruk kirişler var, biraz yer bölgesini iyi yapmamışlar, kolonların kirişleri. Verelim ne kadar istiyorsan diye. Soketlerini kendin yapıyorlar. Soketler gayet basit. Ürün yapıyorsunuz, kolonları oturtuyorsunuz. Bağlantılar falan. Hep işlerimizde yaptık. Yalnız bu arada önemli olan, yavaş yavaş pilotaj yetiştirme işlerine falan gireceğim ya, hava taşımacılığına. Kim ilgileniyor? Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakdemir, rahmetli Profesör Ekrem Pakdemir. O da havacılığa merakla Etimesu'da gidiyor, Etimesu'da uçaklara biniyor. İnerden tekerini kırıyor, kuruyor bir şeyler, macaraları gazeteye yansıyor. Oraya gittim, dedim ki, hoca bak bir sivil havacılık okulu kuracağım, kuruyorum. Gel bana yardımcı ol, bina yapacağım. Fakat senin sivil havacılık genel müdürlüğünü nasıl aşacağız bu işler için? Sen dedi, yapıyor musun bunu? Her türlü yardımı alırım dedi. Yugoslavya'ya gönderiyoruz biz Türk Hava Yolları'na pilot yetişsin diye dedi. Uyduruk bir okul var dedi orada, dünyanın parasını ödüyoruz. Hakikaten de öyleymiş. Öyleymiş de. Ama dedi, kaç sene sürer senin bunu? Niye dedim? 3 ayda yaparım dedi. Hiç unutmuyorum, Allah rahmet eylesin. Sen ya dayak yememişsin ya sayı saymasını bilmiyorsun. Niye dedim? İhsan Doğramacı bir senede bütün YÖK binalarını falan kurarım dedi ve kurdu adam. Ben niye yapmayayım? 3 ayda bir alt tarafı bir okul binasını kurayım. Bu prefabrik malzemeye güveniyorum. Pisti misti dedi, bu işin nasıl olacak? Pist için de Mühendislik Mimarlık Akademisi'ne derse gelen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde bir mühendis arkadaşımız var. Eskişehir'de de bir irtibatı vardı. Ona da pist projesi hazırlatmıştı. İşte 90 santim sandık olacak, üstünde 90 santim beton olacak, üstünde asfalt olacak falan filan projeler çizildi. Ve biz binayı yaptık. Yaptık ama ben bahsi kaybettim. Çünkü 90 günde değil, 117 günde bitirebildik. Yağış olmuş, ben de yurt dışındaydım, takip edemedim biraz galiba inşaat dairesini. Açılışını Şarkat Akdemir'i yaptı. Yaptı ama ben bahsi kaybetmişim birisi olarak. Ve arkasından şimdi dediler ki, ha bu arada uçak lazım tabii şimdi, hepsi oluyor da tersinden başladık bir işe. Uçak konusu derken Fransızlar bize 6 tane Trinidad gibi 4'er kişilik eğitim uçakları verecek. Otomatik pilotlar hepsi. Havre Spesiyal'in imal ettiği uçaklardan. O arada bana haber verdi arkadaşlar. Dediler ki, ya Amerika'da ikinci yerli, üçüncü yerli kadar çok uçaklar bir işe yarar. Jeans diye bir kitap getirdiler. Jeans denilen kitap Arbol. Bütün Amerika'da, Kanada'da, dünyanın her yerinde satılık ikinci yerli uçaklar. Bir durumda olanlar, üçüncü yerli olanlar, teknik spesifikasyonları. Bir 6 tane de onlardan aldık. Bu arada bir tane de helikopter lazım olacak dedik. Texas'lı birisinin şeyini Amerika'daki dostlar bildirmişler arkadaşlar bize. Helikopteri satıyormuş. Long Ranger. Bayağı güzel, iyi durumda dediler. O da çok ucuz. Onu da vakıf kanalıyla aldım. Aldım ama pistimiz yok. Helikopterin ineceği pist yok. Meydan da bitmedi. Bir tek rektörlüğün önünde meydan var bizim. Oraya indi. Akşamları nöbetçi tutuyoruz etrafında. Etrafında zikirle çevirdik. Bir gün sonra Hürriyet Gazetesi'nde rektör kendine bakan mutlattı ya abi. Mahşette oturdu. Uzatmayayım. Uçaklar da gelmeye başladı. Bir sürü uçak, eğitim uçakları.
Ekrem Pakdemir'le açılışı yaptı. Uçaklarla başladık eğitmeye. Hakikaten bu arada teknik kadrolar var. O osiloskopları falan. Ha, bir şey daha var. O Fransız yardımıyla bir de ne aldık biliyor musunuz? Hava tüneli. Eğer İstanbul hava mühendisi yetiştiriyor ya, uçak mühendisi. Onlara 1960'lı yıllarda bir rüzgar tüneli gelmiş. Fakat ihtilaf olmuş ihaleden. Kullanmamışlar, yatıyormuş. Bizimki en son model hava tüneliydi. Sonra çocuklar bundan bir takım model uçaklar falan yaptılar. Gel zaman, git zaman okulun kazanmaya başladı. Bir gün bir Amerikalı şirket geldi. Sene 1988 veya 89. Dedi ki biz pilotsuz uçak yapıyoruz. Pilotsuz uçak dedi. Bu dedi kolay bir şey. Sizin de teknik bölümünüz var. Gelin sizinle beraber Türkiye'de üretelim, bu Orta Doğu ülkelerine satalım. Siz de terör meselelerine de başladı. İşte Irak Savaşı vesaire var. Bu havasız, ne diyorsunuz şimdi bu çemberden? Lisansız hava aracı. Şimdi ben korktum dedim ki biz fazla yarıldık artık. Beraber yiyeceğiniz iş değil bu. Ne yapalım? Aldım, savunma sanayine getirdim. Teklifi. Başında da sonra milletvekili falan da oldu. Aslında iyi bir çocuk ama bizi anlamadı. Ya da biz kendimizi anlatamadık. Dedim ki bakın böyle böyle bir imkan var. Bunu bizim okulda da yapılabileceğini söylüyor. Bu adamcağız. Ama bizim işimiz değil. Savunma sanayi sizi ilgilendiriyor. O bize hala İktisadi Ticari İlimler Akademisi diyormuş. Siz bakkal mektebisiniz. Ne işiniz var bu uçakla dedi ve bizi sakatladı. Şimdi düşünüyorum da o gün evet deselerdi, üstüne atılsalardı bu işi. Ve bugün herhalde biraz daha farklı yerlerde olacak diye düşünüyorum. Kaldı pist. Onu da anlatayım da bitsin bu iş. Şimdi pisti kime yaptıracağız? Eskişehir'de bir ağabeyimiz, Eskişehir ve bölgesi ama Sakarya'ya kadar uzanıyor her tarafa. Sakarya Meymen iki tarafına da sorumluluk bölgesi açılmış vaziyette. Ayhan Aşkın diye DSİ 3. Bölge Müdürü bir ağabeyimiz var. Bu öyle bir ağabey ki, işte çok geniş alanda barajlar yapar, göletler yapar, her şeyi yapar. Makineleri de sonbaharda Eskişehir'e çeken bakımlarını yapan bahara doğru da bakımları tamam mı şantiyelere gönderecek göndermeden deneme için okul, işte kamu kuruluşları, ev kuruluşlarına makineleri bedava ya da yolları belediyenin kenar mahallelerde yollarını falan yapar. Öyle bir ağabey. Bunun adı da sempatik ikmandır. Hava kuvvetleri de yapar o işi. Karayollarda yani devletin kurumları, öyle güzel kurumları vardı ki bu devletin. Yani her işe, her derde deva edin. Ve hiç esirgemezlerdi yardımı. Kamu kuruluşu olsun yeter ki, yeter ki insana, vatandaşa hizmet olsun diye. Dedim ki abi pist yapacaksın. Ne kadar pist? 2200 metre. 2250 metre uzunluğu. Oğlum nasıl yapacağız bunu? Vallahi bilmiyorum. Bak dedim sonbahar havalar ne gidiyor, başla. Nasıl başlayacaksan başla. Bak dedim. Akaryakıtı sen vereceksin makinalara. Mazot. Alırım dedim. Birkaç varil alırım, veririm. İki, cumartesi pazar da çalışsın istiyorum ben. Cumartesi pazar yöntemlerini de sen vereceksin. Tamam mı? O da tamam. Yemek yerler. Benim yemeğim kendime göre esas şeyde, şantiyelerinde. Yemeği de sen vereceksin. O da kolay dedim. Üniversitenin aşırı var nasıl olsa. Öğrencilere yemek dedi. Size de yaparız. Ondan sonra ben dedim ekstradan başka bir şey daha yapacağım. Soğuk havalarda da o operatörlere, yağcılara falan makinelerin ekmez vereceğim birer şişe. Sigara içenlerine de parmak sigara vereceğim. Amerikan sigaraları var. Anlaştık. Yani şaka yapmıştık gibi. Ve protokol yaptık. Gerekçesi ne? Bizim o meydanda çalışacağız. Meydan da vaktiyle çöplük olarak kullanılmış. Önce bir altı temizlenecek falan. Bayağı ağır bir iş. Çok ağır bir iş. Hakikaten başladı ayak. Bakın cumartesi günleri gidiyorum. İşçiler orada ayar alıyor. Mühendisleri de orada. Evet. Çok güzel gidiyor işler. Fakat sağcı partiler, solcu partiler, hepsi, ne kadar parti varsa, bunların il başkanları da avukat fakültesi. Hepsi de dava açtılar mı? Köylüler önüne bize bu davan yapılamaz, bunu yapılamaz diye. Ha
hadi bakalım bir taraftan bizim avukatlar davalarla uğraşmaya başladılar. Hatta geceleri geliyorlar, mutallık evlileri kurşun atıyorlar, kalsınlar onları, makinalara falan zarar versin de çatışmasınlar diye. Böyle bir ağır bir macera. Şey bitti, pistin sandık kısmı 90 santim taşlar döştü. Taşları da nereden aldık? Eskişehir Şeker Fabrikası'nın pancarlar geldiği zaman onlar çamurlarından ayırmak için böyle taşla karıştırırlar. Bayağı sert taşlardır. Bozdağ'da şeyleri var, ocakları var. Oradan getirdim. O da bedavaya geldi. Piste tam bir tek bir binamızın müteahhitinde işler bitmemiş. Ona dedik ki gel buna bakalım 20 santim beton halledim. O da betonunu döktü. Fakat dediler ki bu beton bu kışı geçirirse patır patır patlar. Bu mutlaka asfalt olması lazım. Asfalt da duyargalı finişerle yayılacak. Yani hafif bir iğne olacak falan. Eskişehir valisi de arkadaşım Eskişehir'e tayin edilmesinde de uyum olmuştu. Ona dedim ki ne yapacağız vali bey, biz bu genç bir vali. Kaymakamlıktan doğrudan doğruya vali olarak atanmış birisi. Karayolları Genel Müdürü benim arkadaşım. Gel ona gidelim Ankara'ya dedi. Atladık geldik. Genel Müdür dedi ki bölge müdürü. Sorumlu durumu işlerden bölge müdürü. Bunlar işi, hocanın işini yaptılar. Beni de siliyorlar. Neden sevdemiyoruz? Şeytan düğün var. Biliyoruz. Bunlara iş teceriyoruz diye. Yardım etmek ihtiyacını hissediyorlar belki. O sırada da bölge müdürü çiftlerle Sivrihisar Ankara yolunun arasında bir bağlantı yolu var. Bunu yapmak için şantiye kurmuş. Asfalt vesaire. Ama kışa da girilmek üzere bitirememiş işi. Bir miktar o şeylerde, tanklarda bütünleri falan kalmış. Dedi ki yaparım ama ben dedi şantiye getirmiyor. Ablanın senin işini yaparım. Ama seneye ben devam edeceğim diyorlar. Kullandığım malzemenin parasını verirsen yaparım. Para yok dedi. Dedi protokol yapalım. Seneye ver o zaman. Verir misin? O da olur dedi geçen yıl benim için dedi. Çünkü bütçemde yok bu yılın bütçesinde dedi. Peki dedi. Onunla protokolü yaptık. Ben ona 2 milyar üzerinden asfalt kaplama bedeli ödeyeceğim ki maliyetine yapıyor aşağı yukarı öyle çıkardı şeyin maliyetini. Çok sevimli, çok muhteremdir. Genç müdürlerden de böyle müdürlerden de. Geldi, kendi elindeki malzemeyi kullandı, asfaltı yaptı. Bu Eylül-Ekim ayında oluyor asfalt işi. Kasım'da da mecliste plan bütçe müzakereleri başlıyor ve müteakip yılın bütçesi hazırlanıyor. Bütün kamu kuruluşlarına, üniversiteler dahil ödenekler tayin ediliyor orada. O komisyonun bir özelliği var. Gidersiniz ilgili bakanla veya yok başkanıyla karşısına bütçe komisyonunu dersiniz ki işte bütçemizde şu kadar geçen sene verdiğiniz paradan şu kadar harcadık. Bu kadarı kaldı. Burada yetmiyor kullanacağız. Size şu kadar para dedik. Veya hiç istemezsiniz, dinlerler sizi, okey derler, kabul ederler bütçenizi. Şey olduğumuz için, özel bütçeler olduğumuz için, bütçe kuruluşları olduğumuz için. Gittim, orada İsmet Sezgin de buldu, ona da Allah rahmet eylesin. İzmir'den dolayı İsmet abi dedi, mesela bize 2 milyar para lazımdı ekstra. Yani hükümetin vereceği üniversite bütçesine ilave 2 milyar lazım. Ne için? Böyle böyle bir iş için. Karayolları devlete dönecek dedim. Yani bir cebinizden alıp öbür cebinize koyacaksınız. Getir dedi, imzalayalım. İmzaladı. Ve bütçeye kondu 2 milyar. Tamam. Kasım, Aralık geçecek. Ocak ayında ben genel müdürle, bölge müdürle parayı yatıracağım. İş bitecek. Fakat senin de telefonda ettiğim halde bölge müdürüne bütçe müzakereleri Kasım'da bitti. Aralık gazetelerinde ya bir ya iki Aralık gazetelerinde bir haber. Bütün gazetelerde. Milliyetten üstüne. Efendim, Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Karma Komisyonu'nda ek ödenek verilen bütün kuruluşlara tahsis edilen ödenekler son gün kaldırıldı. Yine meclis karar vermiş, komisyon karar vermiş. Sebebine gelince denge bozulmuş. Maliye Bakanlığı'nın bütçesi görüşülür. En son görüşülen bütçe, bütçe plan karma komisyonunda. Önerge vermiş. Bakan kalkmış. Eyvah. Gitti. Ve yürürlüğe girdi. Başka çare yok.
çok büyük sıkıntıdayım. Şey telefon ediyor. Ocak ayı geldi. Gördüğüm gibi telefon ediyor. Ne oldu? Asfaltın parası Ocak diye. Düşünüyorum, bulacağım işte. Son dakikada şanssızlık oldum. Koydurduydum, çıkardım. Ben sözümü tuttum. Ödeneği koydurdum ama şöyle oldu, böyle oldu. Demeye kalmadım. Zar. Karayollarına. Aldım, açtım. Diyor ki Anadolu Üniversitesi rektörlüğüne. Üniversitenize bağlı Kütahya'daki Çinicilik Yüksek Okulu'nun arazisinden Kütahya Afyon yolunu yaparken genel müdürlüğümüzce cebri el konulan şu kadar metrekarenin karşılığında size olan bedel olan 600 bin lirayı yatıracağız hesabınıza, banka hesap numaranızı bildirin üniversite. 600 bin çıktı. Çıktı ama onunla yetinecek gibi değiliz. İki lazım. Hemen atarsın gidersin Kütahya'ya. Valiye. Vali Bey, işte böyle böyle biz böyle bir iş yaptık. Şöyle borcumuz var. 600'ü tamam alıyoruz. Karayolları veriyor. O kadar takdir etmiş. Ama dedim senden bir rica ederim. Ben ne yapabilirim sana? Siz dedim bayındırlık müdürü. Size dedim ben şimdi idare mahkemesine gidip dava açacağım. Bedene itiraz edeceğim. Sizden bilir kişi isteyecekler, bayındırlık müdürü ve onunla birlikte bu işin takdirini yapacak defterler falan kim varsa onlara söyleyeceksiniz. 2 milyar yapacak, 2 milyar bu 600 milyar. Vallahi pes hocam dedi, hiç böylesine rastlamadım dedi. Yani rastlamadım ama sizin de işinize yarayacak. 70 kilometre mesafede Eskişehir, o havaalanı sizin de işinize yarayacak dedi. Peki hocam dedi, seni kuracağına kafamı kırarım falan diye espri yaptı. Ve peki dedim bu hakimlerden tanıdığınız var mı Kütahya'yı? dedi bir de onu mu isteyeceksin? Vallahi ben ortak çıkarmış, memleketim ben Fatih'im bari ve ya yapmazlarsa yapacağız ya. Siz sana beni gönderin. Sen ne diyor, ben de uyandım. Allah. Hakime dedim aynı hikayeyi anlattık. Dün sana başına bir gün gibi ağır değil mi hakim de? Yani çoluğunuz, çocuğunuz hastalandı, acele yetiştirmek gerekiyor. Sağ olun, başlıyor, yapıyor, hastalandı. Derken adam bir hafta içerisinde vaki değildir, bir haftada karar verecek, bir hafta içerisinde 2 milyarya karar verdi. Hemen kararı aldım, bölge müdürüne. Mahsup ediniz. Size 600 bin demiştiniz, arada 1400'ünü gönderdik. Mahsup edin, geri kalanı böyle. Kısacası, bir sivil havacılık okulu kuruldu ama böyle kuruldu. Şimdi okul herhalde 200'den fazla yetiştirdiğimiz pilot var. Bazen uzak yolculuklarda, uzak doğuya veya Amerika'ya giderken çoğu zaman ona listede benim adımı görürler, pilotlar gelir, ya co-pilot'tır, ya pilot olmuştur. Eğer co-pilot'sa pilotlardan biri de garanti hava kuvvetlerinden falandır ayrılmıştır. Üçer kişi giderler onlar müvetteşe uzun yolculara, üç pilot. İşte ikisi oturur, birisi uyur, bir yarım saat, 5 dakika kalkar, uyum verir falan. Beni kokpite getirirler, ben kokpitte o iki koltuğun arkasında bir koltuk vardı, bir yedek koltuk, oraya otururum. İşte eski bir kahvaltı var, eski bir kahvaltı. Tam kalkacağım, gideceğim, uyuyacağım dedi, 9 saatlik yolculuk. O uyumakta olan çıkar gelir, hocam ya biz geldik diye mi diyorsun? Hayır. 13 saat uykusuz o kokpitlerde seyahat etmişindir. Biznesi nasıl olmasına rağmen diyeceğim böyle bir şey. Şimdi donanım çok güzel. Hangarları, uçakları. Ha bu arada 2 tane de turboprop, çift motorlu uçaklar da aldık. Onlarla da vakfa bir vakıf, üniversite vakfıyla bir Anadolu Air diye şirket kurduk. Amacım neydi? Amacım şuydu. Bir kere öğrencilerin eğitim için hem yurt içinde belki saat uçacaklar hem de yurt dışına. Yurt dışına bir Kıbrıs'a giderler. Bir de Barmaya Bulgaristan'a. Bazen Romanya olur, Bulgaristan olur, Romanya olur. Benzin parası çok gelmeye başladı. Dedim ki hiç olmazsa yolcu taşırsınız bu. Bir tanesi 10 kişi, bir tanesi 8'er kişi. Özel uçak olarak kiraya verin, hem eğitimde kullanın hem de para kazanın, kazandığınız parayla da bu eğitim uçaklarının akaryakıt parasını karşılarsınız petrolüse karşı diye. Fakat ben ayrıldıktan sonra onu da kapattılar, nedense de eğitmezse bizimkiler. Şimdi hava trafik elemanı şeyini görmenizi isterim.
hani bütün uçuş simülatörleri, önceleri basit uçuş simülatörleri vardı. Hatta hava trafik elemanları için bunun 2-3 üstünde büyük bir masa yaptık, bir meydan çizmiştik. Terminal binaları, uçuş kuleleri, elleriyle çocuklar uçağı indirirler, hangi metrede ne kadar alçalacak, ne yapacak, onlar kalktı. Sonra başka simülatörler geldi, radar simülatörleri geldi. Şimdi bir simülatörleri var, 360 derece üstüvayne halinde. Dünyadaki bütün hava alanlarını simüle ediyorsunuz, programlıyorsunuz ve güç boyutu ve yakın bir gösterimde. Yağmurlu hallerde, karlı havalarda, sisli havalarda işler nasıl yapılacak ve hava trafik elemanları nasıl kontrol edecek, orada eğitim veriyorlar. Aynı zamanda radar şeyler de çok güzeldir, laboratuvarlar da çok güzeldir. Uçaklar da öyle. Ve de duydum ki, hava kuvvetleri personel ve pilot bakımından son olaylarda zayiata çok uğradığı için şimdi hava kuvvetleri orada 5 yıl havacılık eğitimi gören öğrencilere kendi kapılarını açıyor, savaş kuvveti yokmak üzere. Oradan gösteriyor. Bu sefer Türk Hava Yolları sıkıntıda. Onlar yeni uçaklar, yeni seferler yaparken yeni pilotlara gitmiştir. O hikayet budur. Hazar Fan'dan bu yana bizim yaptığımız Hazar Fan birlikte işler bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşaat sırasında yapılışı Kutalık Çayırı'nda. Evet. Evet yine üniversite işçileri. Gördüğünüz gibi ben de onların arasında bir yerdeyim. Evet, Kurban Bayramı'ndan bir denk geldik. Kurban kesiyorlar. Kazasız belasız yılın kaza atlattılar galiba. Bir işçi kazası oldu. Bunun için herhalde. Evet. Değişti. Ben şurada gözlüyüm galiba. Güneş gözlüğü var. Evet, değiştir. Değiştirmeye çalışıyorum hocam. Bilgisayar. Bilgisayara görünmüyor musun? Ha. Bir arkadaş gelir mi bana yardımcı? Hocam. Bunlar Amerika'dan aldığınız eğitim uçakları, dörder işi. Evet, bu da onlardan bir tanesi. Bu binanın son hali. Paraşüt desteği yaptığınız Efendim, bu da yine aynı şekilde bir uçak. Ama bu bize ait mi? Osmanlı'sında o, Fransa'da. Evet. Bu da benim anılan uçaklardan, Trinidad uçaklarda bir tanesine bindirmişler fotoğraf için. Bu da İranlılardan bir tanesi, evet. Bu Fransızların. Bu da o Emir şirketinin uçağı, indirdiği uçak. Bizim meydana indirdiği, piste indirdiği daha doğrusu. Yol piste indirdiği uçak. Üstten kanatlıydı. İsmet Sezgin açılış sırasında. Süleyman Bey ilk mezunlara brevelerini takıyor pilotlara. Bu da gazeteciler, işte İstanbul'dan gelen gazeteciler. Burada da hem Çereşan var, diğer gazeteciler İstanbul'dan. Bizim şeye gelenler, basın yayın bölümünde derse gelen gazeteci ustalar. Sabiha Gökçen efendim sağ tarafta.
Kendisinden sonra yetişen ikinci bayan pilotla simülatörde. Evet. Hava yollarının ilk kadın pilotu Emel Hanım. Bu kadar hocam. Kadar mı? Evet. Bu kadar. Çıkarttığımız, mekanikçileri ortaya çıkarttığımız, daha sonra üreticileri çıkarttığımız, optimatör, mekatronik vesaire. Ama sonuçta bugün geldiğimizde hikaye şuna evrildi. Bir sistemin tamamını tasarlayabilecek yetkinlik var. Ve bu o kadar genç insanlarla oldu ki. Biraz önce arada İbrahim Bey'le konuşuyorduk Tayyip'e. Rusya'da bir toplantıya gitmişti yıllar önce. Toplantının birkaç ayağı var. Önce dediler teknik elemanlarla oturuyor dediler. Biz oturduk. Daha işte yaşlarımız belli. Yanımızda abilerimiz, ablalarımız var. Onlar oturup konuşuyoruz. Karşımızda böyle kütük kütük kitaplarla gelen birileri var. 65-70 yaşında büyük insanlar. Konuşuyoruz. Adam diyor ben şu kitabımda şunu yazmıştım falan diyor. Biz Allah Allah falan diyoruz. Adamlarla şey yapıyoruz. Pazarlıklar yapıyoruz. Şu oldu, bu oldu mu falan. Şey bitti, toplantı bitti. Adamlar dediler ki şimdi sözleşmeye geçelim. Sözleşmeciniz gelsin. Biz yine oturuyoruz. Biziz dedik. Adamlar dediler ki şaka mı yapıyorsunuz? Yani sen hem teknik adamsın hem bilmem yok şaka. Dedi gidip soracak mısınız ya bütün bu işi tekrar başa mı döndüreceğiz? Ya genel müdürün sahibiniz yok. Biz full yetki aldık. Biz ne dersek o. Tamam dedik. Ve bugün baktığımızda aslında 25-26'lı yaşlarda TÜBİTAKS'a gidip çalışan personel şu anda 40'lı yaşlarına gelmiş bizim gibi hani sakın biraz ağartmış gibi bir bakıyorsunuz ki geçmişte Amerika'da ya da Rusya'da bir hayatını bir projeyle bitirmiş insanların işte bir 60-70 yaşına kadar yaptığı projelerden 10-15 tanesini arkaya takıp gelmişiz. Neden gelmişiz? Bir bakmışım bir gün Toros'ta aynı sıkıntıyı çekerken aynı dönemde imzaladığımız HGK'da bambaşka bir soru. Hemen evrilmişiz o tarafa, hemen evrilmişiz. Ya Türk insanı bulunduğu ortama çok çabuk alışıyor ve zeki olduğumuz çok net. Her konuda bir sıkıntı, bir problem olduğu zaman da mutlaka özgün çözümleri çıkartıp başarı hikayesi bence böyle başladı. İnsan kaynağı çok önemliydi. Bu insan kaynağını 107 üniversitelerden mezun olan arkadaşlarla sağladık. Ve herkes inanılmaz riskler aldı. Bir şeyi daha anlatayım size. Aldığım saçma risklerden bir tanesi. Yeni başlamışız. 1,5 yıl olmuş başlayalı. Üretim amirliği yapmışım. Bana dediler ki depoda harf başlıkları var. Şu harf başlıklarını bir imha ettik. Yerine başka şey koyacağız. Bir tane de depomuz var. Her şey bitti. Harf başlıklarını aldık. Yanımda da bir arkadaşım var. Götürüp çukura koyuyoruz. Kabloları bağlıyoruz, gidiyoruz, manyetoyla basıp patlatıyoruz. Ne harf başlığı olduğunu, kimden geldi falan bilmiyoruz. 1, 2, 3, 4. bastık patlamadı, bir daha bastık patlamadı, bir daha gitti.
gittik, canlı harp başlığında şeyleri söktük, geldik. Aynen. Gittik, bir arkadaşım dedi ya şu kablolu bir roç kokalım, kokuktu falan mı oldu, patlattı. Yok kokuktu, yok gidin bağlayın, tekrar bağlayın, tekrar patlattı. Bugün bana deseler ki böyle bir iş var filan, Cübitaksa'nın hepsini bana versen gitmem yani. Çünkü hani nasıl bir şey olduğunu canımız pahasına öğrenmiştim eğer, oradan anlıyorum. Böyle kaliteli insan kaynağı benim bu yine çarpacak bu arada. Çok önemli altyapılarda çok çok üst seviyeye çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi Ankara Rüzgar Kuleli. Ankara Rüzgar Kuleli bir hikaye kendi açısından. İşte bu sabahki oturumlarda söylenildi ya, Cumhuriyet'in ilk döneminde önemli kararlar havacılıkla ilgili vesaire. Bu altyapı öyle bir altyapı. Hocam bizden daha iyi bilirsiniz. Kurulmuş, sapsolit bir Rüzgar Kuleli çalışmış ve fakat savaş dönemlerinde burada nöbet tutan asker arkadaşlar orada ısınmak için bu teknik dokümanları yapmış. 96 yılında Mensebi demiş ki ya böyle bir altyapı var. Cübitaksagil gel şuna bir bak, 94'te işte Sagi adını aldıktan sonra Cübitaksagil gitmiş. Buraya almış, ben çok iyi hatırlıyorum. Hemen sizin öğrenciniz diyor hocam. Hadi arkadaşlar güçlü kuvvetli çocuklar bir gelin diyordu. Kilolarca, kilogram ağırlıkları, dumbbell'la takılan ağırlıkları alıp yüklenip arkadaşları yardım ediyorduk. En sonunda bir haber geldi, dedi ben ki tamam her şey bitti, çalıştırdım. Sonra o kadar güzel çalışmalar oldu ki, jandarma genel komutanlığı oldu, belediyeler oldu, üniversiteler oldu vesaire. İlk defa rüzgar kuleli nedir onu öğrendim. Bu arada şunu söyleyeyim, dışarıdan 100 tane insan çevirseniz hepsi üniversiteli olsa, deseniz ki bir rüzgar kuleli ne işe yarar deseniz, büyük bir ihtimalle 96'sı bu işin ne olduğunu bilmez. Yani rüzgarla alakalı bir de tünelin olduğunu söyleyebilirsiniz ama bu işte 1940'larda, 30'lardan gelen bir şey. Hani acaba o zaman şunu yapsaydık ne duruma düşerdik, ne olur diye sorular hep soruldu ya. Bence yani onların cevaplarından bir tanesi budur. Çok önemli bir altyapı şu anda. Yüksek hızlı rüzgar tünelinde aslına bakarsanız bilgi olarak çok önemli bilgiler sağladı. Bir başka hikaye şu. Şunu özellikle size göstermek istiyorum. Bu Amerika'nın bir mühimmatı tasarlayıp daha sonra uçağa takma görüntüsü. Ayrıldıktan sonra nasıl uçağa kanatlarına girdiği, nasıl uçağa girdiğini gösteriyor. Bizim ama şu anda mesela Türk savunma sanayi firmaları olarak böyle lüksümüz yok. Çünkü biz Ar-Ge yapıyoruz, Türkiye'de Ar-Ge'de fail etme şansın yok, hata yapamazsın. Diyoruz ki bakın insanlar yapmış, onlar yapabilir ama siz yapamazsınız. Neden? Adamlar mesela bir test matrisi hazırlıyor, 100 tane test yapıyor. İşte şunu tepki deneyeceğim, bunu tepki deneyeceğim. Biz başlangıç olarak 100 tane test matrisi hazırlıyoruz. Sonra bütçede kısıtla kısıtla tek atışla her şeyi gösterme durumunda oluyoruz. Onun için Türk insanı her duruma adapte oluyor. Biz artık onlulara kendimiz bile çıkmıyoruz. Çünkü öyle bir kaynak zaten vermiyoruz. Hiç polemik yaratmayalım diyoruz. Hele şurada hani Beşiktaş'tan dediği gibi çarşı karışıyor. Yani hani bir tanesi inmiyor filan. Yani böyle bir çarşı karışıyor. Herkes birbirine dalıyor filan. Bir de TÜBİTAK'sa diyorlar biz ne yaptık? Biz şimdiye kadar birkaç yıl içerisinde Torus aldık. Ama işte birisi önümüze uzattı. Biz o dönemde 2000'li yıllarda biraz sonra görüntülerini göstereceğim. Keyifli görüntüler. Uçağın boğusunu bilmeden uçak bombası için imza attık. Ve şey yani enstitüsümüz Ömer Anlan dedi ki çocuklar bunu yaparsak gizli kahraman olur, ismimiz kimse bilmez, yapamazsak hepimiz birden gideriz. Yani ben filan diye birlikte gideriz diye söyledi. Tamam hocam artık yapacak bir şey yok, gidelim dedi peki, hep birlikte olacaksa bu iş. Bugün pekala ne yapıyoruz? Şu TÜBİTAKSA'nın tarafından tasarlanan son. Türkiye daha önce geometrisi belli olmayan, yani Amerika'dan şuradan buradan görmediği özgün bir mühimmatı tasarladı ve bunu bilmediği F-16 uçağına sertifiye etti. Peki bu sertifiye edilirken nedir? Getirip hemen takıyorsunuz o da plug and play bir şey değil bu. Biraz sonra şurada göreceksiniz. Havada ikmal yapacaksınız. Bak kanadı görüyor musunuz? Bazı görüntüler burada. Havacılıklar çok iyi, arkadaşlarımız var. Bazı görüntülerde resmen kuş gibi kanat çırpan uçaklar görüyor. Şu enteresan bir durum. Baktığınız herhangi bir mühimmat uçağın kaybına neden olabilir. Onun için siz yeni takılan bir mühimmatın uçağın uçuş zarfına nasıl etki ettiğini, hangi zarf içerisinde güvenli uçması gerektiğini hesaplamak zorundasınız.
ve onu hesaplarken onlarca sorti yapmak zorundasınız. İkbal uçağını görüyorsunuz. Onlarca sorti yapmalısınız. İkbal uçağında onlarca ikbal almalısınız. Yukarıdaki bilgileri aşağı indirmelisiniz. Ve aşağıda yaşları 20'li 30'da olan arkadaşlarınızı güvenmelisiniz. Ve o insanlar size demeli ki artık bu uçağın uçuş zarfı şudur. Bunun içerisinde şu şekilde kullanıyorlar. Ve bunu sağladık. Bunu sağladık ve SOM'la birlikte önemli bir bilgi birikimi oluşturduk. Sadece SAGE içinde değil, şu anda ihtiyaç duyan herkese kapımızı açık verdik. Bunu tüm Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak yönde kullanmaya başladık. Telemetri türü şeyleri çok fazla bahsetmek istemiyorum. Şu anda TÜBİTAK'sa gidiyor. İki tane telemetri istasyonu var. Mobil telemetri istasyonu ama bunlar çok mobil olabilecek şeyler değil. İkincisini aldık şu anda. Bir tarafta karakullar atışları devam ediyor, bir tarafta karadeniz atışları devam ediyor vesaire. Isıt bir de özel olarak anlatacağım. Tahribatsız kalite kontrol biliyorsunuz artık. Hani çok detaya girmeyeyim artık. TÜBİTAK'sa gidiyor. Biz her şekilde tomografi çekilmiyoruz. Kocaman sistemlerin yani giriyor ve çıkıyor. İçeride ne olduğunu her şekilde görebiliyoruz. Çok önemli bir altyapı sağladık. Çevre şartları altyapısı, TÜBİTAK-SAGE'nin şu anda çok ciddi bir çevre şartları altyapısı var. 812'e göre onlarca şey yapıyoruz ama böyle bir altyapı kuruluyor ki şu anda Avrupa'da belki Avrupa'nın en iyi çevre şartları altyapısı olacak. Bir sistemi, çok büyük sistemi bir kabinin içerisinde rahat rahat sokabileceğiz. Ve eski adı DPT, şimdiki isimleri değişiyor tabii sürekli. Kalkınma Bakanlığı'nda yaptığımız projelerden bir tanesidir. Onun için hani yakın zamanda Türkiye çok önemli, SAGE demiyorum bilinçli olarak. Türkiye çok önemli bir altyapı kazanacak. Şu ataletsel ölçüm laboratuvarı optik makine mühendisliğinin hemen arkasındaki laboratuvar. Burada biz çok şey öğrendik. Bu 3-2 saniye hareket ediyor içinde. Hemen arkasında yine TÜBİTAK-SAGE'ye yeni gelen 3+2'lik bir aracı başlık test merkezi. Burada öyle bir sistem yarattık ki biz alt tarafta bu donanım var. Buna biz roketin seeker'ını bağlıyoruz. Orada gerçek zamanlı bir şeyler dönerken üst tarafta da biz bunun simülasyon ortamında neler yaptığını görüyoruz. Bu bize ne getirdi biliyor musunuz? Bu bize yüzlerce son hani test matrisinde 100 tane yapıp bir tane para alabiliyoruz ya. Ne yapacağız? Bunu denemek zorundayız. O zaman böyle bir alt tarafı kuralım. Parasız deneyelim dedik. Yüzlerce test ediyoruz, atıyoruz. Gerçek zamanlı bu işi yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz çıkartıyoruz. Ve daha sonra da buradaki yazılımımızı kendi isteğimizle, kendi bilgimizle değil güncelliyoruz sürekli. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yazılıma da sahip oluyoruz böylece. Optomekatronik laboratuvar TÜBİTAK-SAGE birazdan da göstereceğim. Türkiye'nin yine ilklerinden lazer aracı başlığı yaptı. Kızılötesi aracı başlığı yaptı. Onların hikayesini biraz sonra oraya gelince göstereceğim. Burada da çok önemli bir bilgi birikim var. Hedef polisliği bizim zaten kurulduğumuzdan beri patlatma çatlatma işleri çok yaptığımız için hem itki sistemlerinde hem hedef polisliğinde zaten mükemmeliyet merkezi oldu. Platform entegrasyonu hava kuvvetlerinin projeleriyle birlikte bize geçen bir yetenek. Burada da çok önemli bir bilgi birikimimiz var. F-4'te, F-16'da, şu anda da F-35'te. Şu anda roket sana tasarlamış olduğumuz SOMJ'de de F-35 ile ilgili çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda bilim kitleriyle ilgili de F-35 ile ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bir yeni çalışmada uçakla ilgili Milli Muharip Uçak, Milli Muharip Uçak İktay'daki çok değerli arkadaşlarla birlikte milli mühimmatların MMU'ya entegre edilmesiyle ilgili önemli çalışmalar yürütüyoruz diyebilirim size. Pilot eğitlik çalışmalarla ilgili de birkaç tane şey slayt göstereceğim size. Şimdi isterseniz önce alt sistemleri anlatayım, daha sonra daha güzel şeyi anlatabilirim. Sistem seviyesi bir görüntü göstereyim size. Son saate kalkınma görüntüsü bugün üstünde izleyeceksiniz. Ben sonunda uyandırma uyandırmak için çok ciddi harf başlı patlama sesini izleyeceğim. Şimdiden söyleyeyim, korkmayın. Biz HGK'ya başladığımızda güdümlü bir mühimmat uçaktan ayrıldıktan
aslında nasıl yapar? Bilgisayarın işte kontrol kanalı benliğinin gücü nasıl sağlanır mı? Ve bu sürekli bir sistem oldu. Keşfettir. Yukarıda uçaktan ayrıldıktan sonra artık bütün güç ihtiyacımız sağlıyor. Sellerden oluşan bir başlama komutu geldikten sonra başlama komutu veren küçük piroteknikleri İsrail'den, Amerika'dan vesaireden satın alınır. Şu anda onları da tasarruf edecek. Burada bu emin verildikten sonra seller başvuru çalışmaya ve 400-500 derecelere kadar çıkan bir kimyasal reaksiyon başlıyor ve bunu şöyle benzediği var. 20 yıl raf ömrü olmanın 20 yıl içinde sadece bir kere kullanacaksınız. 100 bin kullanacaksınız. Adamlar size 3 tane masum soru soruyor. Bunu dünyada 3-4-5 tane ülkede 3-5 firma üretiyor. Hepsi diyor ki adam size masumla benim hiç ilgim yok. Ne kadar süre çalışacağım? Boyutu ne kadar olacak? Ne kadar bir güce ihtiyacım var? Zaten bunu söyleyince adama siz her şeyi vermiş olursunuz. Bu 3 tane masum şey. Ona göre adam size ya satmıyor ya 100 liralık şeyi 10 bine satıyor ya da sizinle dalga geçiyor. Diyor ki işte 3 gün sonra bir daha bana telefonla dön. 5 gün sonra işte karar alamadım. Şu çıktı, bu çıktı. Sizi böyle hani sürdürene kadar devam ediyor. Biz bu çalışmaya başlarken hani anı gibi başladı, bugün anı gibi bitsin. Asli sana gittik. Asli sana dedik ki bizim bir proje kapsamında pile ihtiyacımız. Tamam dedi ya biz askeri pil sanayiz. Bize gelin biz size sağlarız. Gittik askeri pil sanayi Kayseri'ye. 3 kişi gittik. Dedi ki böyle böyle bir pil. Karşımızda bir tane paşamız bir kalite kontrol müdürüydü, şimdi genel müdür oldu arkadaşımız. Dedi ki hocam anlattığınızdan bir şey anlamadım. Çünkü biz pil şöyle, Çin'den biz pilleri alıyoruz, bildiğimiz pilleri. Bunları seri plan bağlıyoruz, paketliyoruz, telsiz pil oluyor. Telsiz batak. Bunu, bizim tüm bilgi birikimiz bu. Biz bu bilgi birikimini bunu yapamayız. Başımızın çaresine bakıyorlar. Döndük geldik dedik ya bunu bir şekilde yapmamız lazım. Globax'a ihtiyacımız var. Ortam nemsiz olması lazım vesaire. Çünkü içinde kullandığımız komponentler hemen nem kapıyor ve iş bitiyor. Bostim'de bir tane böyle çocuk küvezi gibi bir şey vardır ya. Yeni doğan çocuk koyarlar, ellerini falan. Ona benzer bir şey yaptırdık. Ve biz orada ilk ısı pili o şekilde yaptık. Ve gösterdi Ömer Bey'e dedi. Ömer Bey yaptık. Yaptınız mı dedi. Yaptık. Ne kadara mal oldu? Valla işte Globax'a 30 bin lira şu şöyle falan. Böyle komik rakamlara. Türkiye'yi ısı pil konusunda dünya devlerinin arasına soktuk. Şu anda biraz daha şu şeyi göstereyim. Şu slide'da göreceksiniz. Brezilya, Almanya'daki Eagle Beach'in hani şeyi kalesi zaten onlar yapıyor, onları sattık. Ukrayna, Suudi Arabistan ve şu anda aslına bakarsanız yapmak istemiyoruz çünkü iç şeye yetişemiyormuş. Aslan Roketsan'ın gibi taksiyonu vesaire. Önemli bir bilgi birikimi Türkiye'ye kazandı. Bir başka şey daha var. O da şu. Şu anda sabahki şeyleri gördünüz. Grafikleri gördünüz. Grafiklerde Türk savunma sanayinin inanılmaz bir yükselişi olduğunu gözüküyor. Bu da altyapıların, insan kaynağının duplikasyonların çoğalması anlamına geliyor. Bizim ürettiğim, tasarladığımız, üretilecek olan mühimmatların hepsinin bir şekilde üretilmesi lazım. Ve fakat Roketsan'da bulunan altyapı Roketsan'ın kendi ihtiyacını karşılayabilecek kadar. Arıyoruz, telefon atıyoruz, Roketsan Bey, ya kusura bakmayın, 3 ay sonra geliştiririz belki. Çünkü Roketsan'da sürekli bir şey üretiyor.
Biz dedik ki pekala biz bunu Türkiye içerisinde acaba yapabilir miyiz? Yurt dışından istediğimiz zaman bir patlayıcı altyapısı, yine ısın bildeki şeyleri duyabilirsiniz, hikayeleri duyabilirsiniz. Çok komik rakamlara Roketsan'ın altyapısının bir kademe daha fazlasının makine kimya mühendisliği kurumuna kurdu. Şu anda işliyor. Hem harp başlığı dökebileceği yeteneği var, hem roket motoru dökebileceği yeteneği var. %100 yerli. Daha önce hayatımda mikser görmemiş, yakıt mikseri görmemiş. Arkadaş şu anda bizim bu çalışmamızda yakıt mikservisi oldu. 500 galonluk mikseri şu anda Almanya için. İKA, hocam siz bilirsiniz. İKA diye bir firma vardı. Hani böyle desktop'a girersiniz adam satar ya da satmaz vesaire. Şu anda bir Türk, Boston'daki bir Türk firması dünyanın bir haline geldi. Umarım çok daha da iyi olur. Bugün size söz verdim. Anlatacağım her şey Türkiye'nin ilkleri. Bunu başardık. Bunu mutlaka duymanız lazım. Bu ilklerin içerisinde olan insanlar sadece Türk taksiyle olan insanlar değil. Ostim'deki insanlar, Roketsan'daki insanlar, Aselsan'daki insanlar, TUSAŞ'taki bize güvenen, oradaki bir grup insana güvenen insanlar, bizimle yola çıkan insanlar. Onu da hani anmadan ödemeyeceğim. İnanılmaz bir altyapı oldu. Şu anda makine kimya ilk başta şey dedi, ya işte bu kadar kapasite olur mu? Şu anda herhalde bir ay içerisinde kapasite artırma ile ilgili bir projeyi imzalamak daha çok. Ya yetmiyor biraz daha diye ek bir proje imzaladık. Bir başka husus şu. Biz SOM'u yaptığımızda SOM aslında bir aile. SOM bir tane füzeden oluşmuyor. Birazdan göreceksiniz. SOM'un A'sı var, B1'i var, B2'si var vesaire. Bunlardan bir tanesi de kısmı ötesi arayıcı başlık. Endgame'de çalışacak işte sizin oradaki vuruş hassasiyetinizi üst seviyeye çıkartacak bir şey. Yine ısın pil gibi oldu. Ondan çeyre gitti. Bize yardımcı olun, biz kızıl ötesi aracı başlığı bilmiyoruz, yapamıyoruz. Herkes dedi ki ya bu boyutta bir şey olmaz, işte bunun dedektörü şöyle vesaire falan. Son bu bitirdiğiniz zaman, son beğendiğim tasarruma gittiğiniz zaman Türkiye'nin en büyük kızıl ötesi aracı başlığını yapmış olduk. Ve şu anda TÜBİTAKS'taki hem kendi çalışmaları hem de isteği olması durumunda ki bu sadece mühimmatlar için değil, şu anda farklı sistemlerin, uçak sistemlerin içinde kızıl ötesi aracı başlığı tasarlıyor. Kendi imkanlarıyla belirli noktaya çıkartma yetkisine sahip bir kurum haline. Dedik ki, ya lazer aracı başlık ne kadar zor olabilir ki kızıl ötesi aracı başlıktan sonra? Bir kere şeyi hani alıyorsunuz, kopuyu alıyorsunuz, başarının kokusunu alıyorsunuz ve bir şeyi başarmış bir arkadaş, bir sonraki düşük profilli bir iş verdiğiniz zaman adam da mutlu oluyor. Onların önüne hep şey koymamız lazım, hani daha böyle işte yükseltecek işler. Lazer aracı başlık hep hani dışarılardan alınır vesaire. Bu ilk varyantımız bizim. Buradaki sadece dedektör, kuadrat dedektör dışarıda. Şunu TÜBİTAK'ın içerisindeki YİTAK laboratuvarında o dedektörü de yerleştirdik. Şu anda bizim yerli ve hassas bölüm kitlerinde kullanılan bir lazer aracı başlığı elde ettik. Bunların hepsi yani ilklerden bahsediyoruz. Şurada bir sürü şey görüyorsunuz. Hani Ostim'de görseniz ya bu benim şeyim, şeyler var dediğim şey ama maalesef bunların tamamını yurt dışından satın alıyor. Ve küçücük bir alt sistem, içinde küçük tefek piroteknikler olması gibi de $1,000, $500, $2,000 göndermiyorlar, senatodan izin vesaire. Bunların tamamı TÜBİTAK SAGE kendi projeleri için ihtiyaç duyduğu her şeyi kendisi tasarladı ve şu anda ihtiyacı olan kurumlara da bunları veriyor. Bunlar alt sistem. Çok fazla zamanımız olmadığı için az şeyler koyduk. Onlarca daha slot koyduk. Onlar da kendi alanlarını büyük. Sistem seviyesine bakalım mı? Pardon, bir şey sorayım. Tabii. Bu nasıl bir mesela şey, Seagr'dan bahsettim. Seagr'daki know-how'u Aselsan yeni mi aldı sizden? Mesela Aselsan üretimini yapıyor şu anda. Onu ben birazdan anlatayım mı? Aselsan değil. SOM'la ilgili bizim stratejik üretim ortağımız Roketsan. SOM ve SOM ailesi ilgili. Günün kitlerinde kızıl ötesi aracı başlığımız yok. Oradaki üretici ortağımız Aselsan. Nüfus edici bombayı göreceksiniz biraz sonra. Orada da makine gibi. İsterseniz orada konuşalım. Türen serilerle ilgili çalışmalar. Hayır. O bizim konumuz değil. Değil. Evet. Toros projesi benim işe girdiğimde başladığımız bir şeydi. O dönem bunun bütçesini makine kimya kurumu kendi cebinden karşıladı.
SAGE dediler ki gelin bize şöyle bir şey tasarlayın. 300 çaplı bir motor borusu olması planlanırken maalesef o motor borusunu bulamadık. Çünkü öyle işleyecek bir tezgah maalesef yoktu. Yani iki tane şey yapalım o zaman. Bir 230'u test edelim, 230'luk bir şey. Bir de 260'lık. Aslında şunlar çapları 230'da 260. Torus'ta topçu roket sistemini kısaltmış. Karadan karaya atılan Torus 230 65 kilometre menzilde Toros 260'lı 110 kilometre menzilde bir sistem. O araç, gördüğünüz araç bizim aracımız değil. Bosna Hersey'in aracı. Bir daha göstereyim. Sabahlara kadar nöbet tuttuğum şey bu, bir anda gözden kayboluyor. Ondan sonra ilk atışta hiç unutmuyorum, ekip lideri bana şey dedi. Dedi ki, hocam ben size bir görev verdim, senin görevin denizde dedi. Nasıl abi, nasıl deniz dedi. Dedi ki, Sinop'ta batacak bu. Denizde de ileri gözlerde olması lazım. Nasıl göreceğiz dedi. Düşüş yerini hesapladık biz. Şurada durursanız göreceksiniz dediler. Tamam, biz ekiple birlikte çıktık. Deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleriyle görüştük. Toplantılar yapıldı İstanbul'da. Deniz kuvvetlerindeki olay bizde hiç merak etmeyin, siz şurada duracaksınız dedi, durduk. Atışlar geliyor, işte 1, 2, 3 atıldı, bekliyoruz şimdi şu saniye, bu saniye, bu saniye falan, görmedik. Dedi ki düştü mü, düştü mü diyor, radar gözüküyor ama falan. Sonra bir baktık ki Karadeniz bizi tam ortaya atmış, hedefin yanındayız, üstümüzde arka tarafı vurmuş. Yani harp başına bir benzer kısımda orada yaşayacakmış. Sonra dedi ki NOTAM alanına artık şey dedi, gitmek yok, sağa güvenlikle gitmek yok, sağa güvenlik kendinin nerede olduğunu bilmiyor. Ondan sonra fırkateynler de gitmeye başladı. Sonra da şöyle bir sıkıntı çıktı. Fırkateynlerdeki radarlar böyle alan alan ya, şimdi trak ettiği anda yakalarsa o onu atıyor, o onu atıyor, izliyor. Edemezse arada bir şey görüyor, nereye düşeceğini falan bilmiyor. Komutan dedi ki gördüğümüz kadarıyla veririz, gelsin de istemeyiz dedi. Koskocaman bir fırkateynle yola çıkmıştık. Yani bu arada da şey yapmıştık. Yüzümüz yanmasın diye güneş kremleri falan gidiyoruz böyle. Şey, denize gidiyoruz gibi. Meğer üstümüzden gideceğiz. Dalgada duruyoruz. Toros projesi sabahki projeler gibi aslında devamı olmadı gibi gözüküyor. Biz gittik dedik ki o dönemde Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacını Çin'den roket sandığı birlikte sağlamış. Kusura bakmayın, bu devam edemezsin dedi. Hatta siz niye bu işe başladınız ki, kim söyledi dediler bize. Hiç unutmayın, paşamız söyledi. Biz de dedik ki makine kimya söyledi. Kemal kenara çektik, makine kimya gösterdik. Yani onlar söyledi bize. Biz onun için yaptık. Hepsi de 10 numara oldu. Yer testleri, uçuş testleri. Pekala dediler ve orada TÜBİTAK'sa geçip tarihi kırılma yaşadı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2000'li yılların başında bize güvenli iki tane proje var. İşte Ömer Bey'in arkadaşlar yaparsak, kahraman olup yapamazsak her birinde gideriz dediği proje budur. Hani çarşının karıştığı şeyleri biz bilmiyoruz. Park başlığını patlatamadığımız, bilsek herhalde bu kadar şey cesaret olamazdı. Bunlardan ilki demet projesi. Demet projesi bir kargo mühimmat. Bomba ayrılır. Bomba ayrılır. Bomba ayrıldıktan sonra bombanın 20 tane küçük bombacık var. Gördüm, güzel, çok güzel. Çıkalım. Çıkalım. Bir taşıyıcı gövde içerisinde bir kartuş, ana kartuş. Ana kartuşun içerisinde 820 tane bombacık. Bu bombacık dünyada eşi benzeri yok. 3 tane etkiye sahip, bir tanesi zırh deniyor. Aylık gövde zırh deniyor. Akil personel ve yangın çıkarıcı. Literatürde böyle bir şey yok. Şu kadarcık, 1-2 inçlik bir yer. Yukarıda istediğimiz irtifada orta patlayıcı açıyor. 820 tane bombacık havadan paraşütler dönerek kuruyor. Aşağı indiği zaman da patlıyor. Ama bu üretim hatları makine kimya kurduk ama Türkiye bunu üretmiyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı o dönemden karabayınları, hani çocuklarla ilgili, insanlarla ilgili, sivillerle ilgili bir sözleşmeye, uluslararası sözleşme imza atmamasına rağmen biz bunu üretmeyeceğiz dediler. Ama bu bize inanılmaz bir şey açtı, çığır açtı. Ondan öğrendiğimiz gibi. F-4'ü tanıdık.
F4 inanılmaz bir geliştirme platformu oldu bizim için. Arkasından bir ailenin çalışmalarına başladık. Bu aile, siz basından görüyorsunuz şu anda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın bir numaralı silah sistemi. LGK dediğimiz hassas bilim kiti, Amerika'dan J'de benzeyen mühimmatlarından bir tanesi. LGK 84 2000 deyince F4 F16 entegrasyonu var, INS GPS'di. Lazer biraz önce anlattığımız, ya siz bunu aslında endgame'de lazer aracı başlık ister kullan ister kullanan plug and play, al göreve göre bağla çık ya da bağlama dediğimiz 84L LGK, 82 ve 83, 83 binlik ve 82'de 2000'lik bir kart başlıkları. Bunları birer birer atarken iblisi çok büyük olduğu için şunlarla çoklu atma kabiliyeti de kazandı. Şimdi görüntülere bakın. Daha sonra bu yetkiye